R şerbetçi bu hafta an ve zamanda Doktor Ramazan Kurtoğlu ve Ali Selman Demirbağ küresel ve bölgesel gelişmeler ışığında kurulan yeni dünya düzenini soruyor. Amerikan seçimlerinden sonra uluslararası politika nasıl şekillenecek? Pandemi sürecinin küresel siyasete etkisi ne olacak? Küresel güçler arasında nasıl bir rekabet var? küresel ölçekte değişen siyaset ve ekonominin yeni düzenine dair tüm merak ettikleriniz birazdan an ve zamanda. Evet değerli izleyenler An ve Zaman'a hoş geldiniz. Her hafta olduğu gibi bu haftada tarihten günümüze önemli meseleleri An ve Zaman'da konuşmaya devam ediyoruz. Bu hafta An ve Zaman'da biraz güncele yakın bir tarih var. Yani yakın dönem tarihi ve aslında gelecekte dünyayı bekleyen, bugünden başlayarak bekleyen hadiseleri konuşacağız. Çünkü gerçekten dünyamız son 10 yıllarda, yani geçtiğimiz son 10 ve öncesi 10 yıllarda çok enteresan hızlı değişmeler yaşıyor. Özellikle 2020 yılında karşılaştığımız bir küresel salgın pandemi sonrasında artık dünyanın 21. yüzyılda nereye gideceğine dair çok farklı senaryolar ortada ve her şeyden önemlisi dünya için çok önemli bir kırılma noktası olacak Amerika'daki başkanlık seçimleri var. Çünkü Amerika'yı okumadan dünyanın nereye gideceğini okumamız da mümkün değil. 21. 20. yüzyıldan 21. yüzyılda uzanan bu süreçte acaba nasıl bir değişiklik var? Bu akşam onu konuşacağız. Tabii bu mühim meseleyi ne boyuna konuşmak için sizlerin de yakından tanıdığı iki kıymetli konuğum var. İstanbul Aydın Üniversitesi'nden Doktor Ramazan Kurtoğlu. Hocam hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Sağ olun. E, ayağınıza sağlık. Vakit ayırdınız. Geldiniz. Sizle zaten bu meseleleri her daim konuşuyoruz. Evet. E, pek çok izleyenimiz de sizi e, Hararetle bekliyorlar hocam ne yorum yapacak evet, diye tekrardan evet. teşekkür ede ve diğer konumuz ve zaman izleyicilerini yakından tanıdığı kıymetli bir yazar yazar Ali Serman Demirbağ hocam hoş geldi hoş bulduk evet yani hem Ramazan hocamla hem de başka konuklarla yine hocam senle de bu meseleleri özellikle evet. geçmişten günümüze dair ...neler olduğunu konuşuyoruz. Bu akşamda ...bir bakalım nereye gidecek 21. yüzyılda... ...Dünya ve Türkiye. Teşekkür ediyorum sana ben da. Teşekkür ederim. Değerli Ta izleyenler şimdi tabii... ...kıymetli iki konuğumla bu meseleyi... ...konuşacağız bu akşam ama... E, önemlisi sizlerin sürece katılmanız. Sizlerin soracağı sorular veyahut da e, bizlerle bilgilerinizi paylaşmanız çok mühim. O yüzden de Twitter üzerinden bu akşamki konumuza özgü hashtagimiz bana göre. Tabii bana göre diye yazarsanız, yazarsanız çok daha sağlıklı ulaşırsınız. Lütfen sorularınızı sorun, fikirlerinizi paylaşın. E, kimi zaman bizim unuttuğumuz noktalardan bize hatırlatma yapıyorsunuz. Bunlar çok mühim. Sizlerle birlikte programı yürütmek o o yüzden bu akşam sizden katılımlarınızı bekliyoruz çünkü konumuz özel, konumuz müthiş, konuklarımız zaten çok özel konuklar. Bakalım dünya nereye gidecek? Şimdi değerli konuklarım çok da vakit kaybetmek istemiyorum. Instagram'dan da hemen tabii ki izleyenim an ve zaman TV adresinden bize ulaşabilirler. Kıymetli konuklarım şimdi önümüzdeki çok yakın bir zamanda Amerikan Başkanlık Seçimleri. Evet. Çünkü bazen denilebilir. Ya bize ne Amerikan başkan seçimlerine de denmiyor. Çünkü 20. yüzyılda Amerika'nın bir görevi vardı. Yani birileri ona bir görev yüklemişti. Özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra dünyanın en önemli küresel güç. Hele Sovyetler yıkıldıktan sonra da bir başına kalmıştı. Ama sanıyorum 21. yüzyılda bu işler biraz değişiyor gibi görünüyor. 2020'de bu değişimin en önemli ayrıştırıcısı haline geldi. Artık çok daha net bir şekilde dünyanın makas değiştirdiğini görüyor gibi. Evet. Dilerseniz izleyenlerimiz de merak ediyorlar. Floyd'un öldürülmesi, Amerika'daki olaylar ve başkanlık seçimlerine giden süreçten başlayalım hocam. Ramazan Hocam, Amerika'daki başkanlık seçimleri dünya için ne anlam ifade ediyor? E, hatırlarsınız ben e, son programa sizde katıldığımda şöyle demiştim. 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra her şey hızlanacak <laughs> diye ifade etmiştim. E, bu görüşümü tekrar ediyorum. E, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki seçim, Sadece Amerika'nın bir seçimi değil. Şimdi mücadeleyi önce tanımlamak gerekirse, COVID-19 üzerinden çok keskin bir mücadele var. Bu hı. mücadele ile açık ifadesiyle bir dünyaya, insanlığa format atılıyor. Hı hı. Bunun en belirgin ayağı bir sanal paranın e e yeni küresel rezerv para olarak tedavüle sürülmesi. Dünyanın bir Tek başına Merkez Bankası tarafından e, idare edilmesi e, gibi üzerine Legodin dediğimiz inançların e, harmanlandığı senkretik bir inancın daha sonra da e, bütün bunlar içinde sentetik insan dediğimiz bir yapıya, dijital e, diktatörle büyük bir adere ki bu o, şu demektir, bir e, para değişimi, politik sistem değişimi ki para değişimi sanal bir para politik sistem değişimi Çin modeli bir e, açıkçası sosyalist neoliberalizm. Yani devlet iktidarı sosyalist e, ama e, şirket sosyalizmi diyebileceğimiz bir kapitalist neoliberal model. Nitekim 15 Mayıs 2020'de dünya parasını küresel yapıyı özellikle 2. Dünya Harbi'nden bu tarafa özellikle kontrol eden ama özellikle 1813-1815 Waterloo'dan beri kontrol eden ve özellikle 1839-1845'te Çin'deki Afyon savaşlarını organize eden Mao'yu iktidara taşıyan karşılığında da Hong Kong diyetiyle ödüllendirilen Rothschild'i ailesi bugün de baktığımızda e, mücadele 1096'dan bu tarafa İngiltere'deki City of London dediğimiz City şehir demek bilmeyenler için hı hı. Citydeki bankerler Bunlar çoğunluğu musevi hı hı. bankerler e, küreselleşmeyi 1096'dan bu tarafa ticarette parada vesaire de yönlendiren bir yapı ama bu yapı 1944'te İkinci Dünya Harbi'nin galibinin Amerika Birleşik Devletleri olmasıyla birlikte artık Britain Woods atlaşması ile ki o günkü şartlarda ünlü İngiliz iktisatçı Keynes bir küresel para rezervi önerdi ama Pentagon dedi ki kardeşim bu savaşın galibi biziz. Dünyanın rezerv parası dolardır ve o günkü şartlarda 20 bin tondan daha fazla Amerika Birleşik Devletleri'nin elinde Altın var idi. Şöyle söylediler: ee, Bir ons 31.1 gram altın, 35 dolar endeks dediler ve bu sistem ee, zaman kalırsa ileriki dakikalarda e, gelişmelerin aktarız. 15 Ağustos 1971'e kadar Başkan Nixon'ın dolar ile altının bağını koparıncaya kadar e, Antalya'da yörüklerin değil dehçüş diye diye geldi. <laughs> Şimdi e, e, bu yapının sürecinde başka gelişmeler de var ama bu yapı 2008'de artık ipi çekildi. 2008'de küresel para ve küresel ekonomi açıkçası şeyde acil serviste ama 2016'dan bu tarafa da acil serviste olan küresel para sistemi artık komaya girdi. Bu komada iki tane görüş var. Birisi e, City of Londondaki Rothschild ailesinin başını çektiği bankerlerin e, başını çektiği, e, İsrail destekli efendim e, Şangay Hı. destekli ki bu işin ana omurgası yönetim City of Londondan olmasına rağmen e, ki İngiltere'de iki tane yönetim vardır. Bir ikiye iki kilometrelik bir city bankerler e, coğrafyası Atlantik Okyanusuna bakar. Bir de aristokrasinin e, aristokratinin, İngiliz halkını yöneten kraliyet ailesi ki 1970'lerin ortalarına kadar City of London'a kraliyet ailesi bile izinle girebiliyordu. Hı -hı. Böyle bir, evet, izinle girebiliyor idi. Bu yapı içinde, şimdi e, bu yapı küreselciler. Buna da Amerika'da direnen özellikle e, 1994'te Long term capital management hadisesi vardır. İleriki dakikalarda zaman kalırsa açarız. Bu 4 milyar dolarla 1 trilyon dolarlık tabiri caizse bir vole işlemi var. Sistem çökmek üzereyken gece saat 3'te o günkü FED'in başkanı Green dedi ki beyler sistem çöküyor. Şu long term capital management ülkelerin 250 milyar dolar kadar parası var. Başkan İsviçre Merkez Bankası olmak üzere. Bunları bir pamuk eller cebe. Bunu bir karşılayalım. Diğer 700 e şeyde 750 milyar doları ise ölen ölür. Kalan sağlar bizimdir. Onlar emeklilik fonlarını falandır filandır. İşte o yapıda Amerikalılar bir şeyi fark ettiler. FED başına buyruk bir kurum. Neticede FED bir özel şirkettir. Ve şu gün 2020'nin bugün 13 e, Eylül'ünde Başkan Trump FED'e söz geçiremiyor. FED'in başına atadı ama söz geçiremiyor. Çünkü FED kime ne para aktaracağını FED kimi kurtaracağını kendisi karar veriyor. Hı. İşte bu anlamda Amerika içinde e, bu City of London'ın kontrol ettiği ki FED bunlardan birisi Wall Street bunlardan birisi bir diğer tarafta ise Pentagon ağırlıkta olmak üzere üst düzey değil orta ve genel yapısı itibariyle Amerikan Dışişleri Bakanlığında Pompei ilk defa şeyin Amerika'da bir açık ifade etmek gerekirse bu alışılagelmiş Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından gelmeyen bir insan yani Amerikan milliyetçisi radikal bir milliyetçidir ee, bunun için de şu anda baktığımızda da e, dünyayı yönetme konusunda Trump'tan ziyade e, Mike hmm. Pompey'in etkili olduğu görülüyor. Ve bu anlamda e, çeşitli kaynaklarda mesela babasının e, zehirlenerek öldürüldüğü, e, bunun karşılığında da Çin'in e, İsrail, Çin İsrail bölgesi Duwei'nin infaz edildiği, bunun öncesinde e, Rothschild ailesinin e, 3 trilyon dolarını Frankfurt'ta idare eden bir e, adamının tren e, rayına atılarak işkence edilmiş şekilde öldürüldü. İşte son olarak e, Seul Büyükelçisi de e, Rothschild'lerin parasıyla e, lisans üstü eğitim falan almış City of şeyde e, Londra'daki London School of Economics and Politics gibi okullarda eğitim görmüş bir insan. Şimdi her ülke içinde bir e, milliyetçi ulus kanat var. Şu anda e, Trump bu çizgide. Hı hı. Biden ise küreselcilerin çizgisinde. E, Biden'la ilgili olarak da şunu söyleyebiliriz. Amerika'daki görüştüğüm e, akademisyen arkadaşlarımın bana aktardığı e, ciddi şekilde Biden'ın Demans hastası hmm. olduğu ama bundan daha da önemlisi Biden'ın yardımcı olarak atadığı bir bayan var. Bu bayan çok şaibeli bir bayan. Zaten Musevi hmm. bir bayan. Artı daha da önemlisi bu bayanın kocası birkaç yıl önceye kadar uzun yıllar ismini zikretmeyeyim dünyanın en büyük ilaç devi e, M ile başlayan onun avukatı hmm. yani baktığımızda e, eğer seçimi Biden kazanırsa ki hem Biden hem yardımcısı e, anti Türk anti İslam radikal bir şekilde anti Türk hmm. anti İslam e, bunun e, Türkiye için zor günlerin başlangıcı olacağını e, evet. İslam dünyası için başlangıcı olacağını söyleyebilirim. Ama e, elbette elbette da sütten çıkmış ak falan değil. Ne? Onun yardımcısı e, e, da e, Hocam şey gibi 40 katır mı 40 satır mı <laughs> konuşuyoruz değil mi? <laughs> aynen öyle. Aynen öyle. Evet. Aynen öyle. E, yardımcısı e, evangelisttir. O da e, radikal bir şekilde İslam ve hı hı. Türk aleyhdarı bir yapıdır. Ama ee, görünen şu ki şu andaki verilere göre e, Trump'ın seçimi kazanma ihtimali daha yüksek gözüküyor. Şimdi onu bir konuşalım hocam. Evet. Ee, çünkü onun versiyonları da çok önemli. Sizin söylediğinize göre Amerika'da iki klik iki yapı çatışıyor. Çatışıyor evet. Bir tarafta hani e, Trump'ın işte büyük Amerika, yeniden büyük Amerika evet. e, Amerikan milliyetçilerinin bir tarafta da küresalciler ki evet. Amerika ile ilgili ki söyleyeceğiz daha küresel planlar o 20. yüzyıldaki Tabii. hadiseyi de değiştirecek. şimdi bu demokratlar ve cumhuriyetçiler olarak daha çok ortaya çıkıyor. Tabii bu iki parti de Türkiye'dekiğinden farklı olarak bu iki partide bir koalisyonlar manzumesidir. Evet evet yani altında alt küçük partiler var. Küçük partiler evet. var. şimdi ben Ali Selman hocama diyorum hocam şimdi hani Trump kazanırsa ne olur? Biden kazanırsa ne olur? Az farkla kazanırsa ne olur? Onları soracağım. Ama hocamın e, dediği ki işin bir de finans boyutu var. Evet. İşin bir de küresel boyutu var. E, önce bir genel olarak sormak istiyorum. Hani sence Amerikan seçimleri dünyayı nasıl etkileyecek? Ondan sonra ilerleyen dakikalarda detaylarını konuşalım evet. istersen. Amerikan seçimleri dünyayı e, çok büyük şekilde etkiler. Daha Hı -hı. önce biz bunu yaşadık. Bundan 5 sene önce ileri Clinton seçilseydi Hı -hı. şu an bütün bulunduğumuz coğrafya e, tamamen kan revan içindeydi. Her yerde savaşlar vardı. Yani bir devletler arası savaşlar da devletler çıkardı Devletler arası değil mi? savaşlar da çıkardı. Amerika çoktan buraya da müdahale etmişti ya da Birleşmiş Hı -hı. Milletler gücüyle Hı -hı. bizim birçok imtiyazımız elimizden yani özgürlüğümüz dahil olmak üzere elimizden alınmış olurdu. Bölgede küresel güç olamazdık Hı -hı. vesaire gibi. Şimdi Allah verdi de o dönem Trump seçildi. Hı -hı. Zaten e, seçimden 3 ay sonra benim bir e, paylaşımım vardı orada dedim ki hani herkes dalga geçiyor Trump'la ama istemiyorlar fakat bir gün gelecek dua edecekler tekrar Trump seçilsin diyecekler diye e, çünkü Trump'ın e, tüccar olduğunu biliyoruz biz hı hı. işe önce ticaret mantığıyla bak önceki meselesi bu bu aynı İngilizlerin e, işte sanayi devriminde yaptığı e, durum gibi hani bütün dünyaya hı hı. ticari bir pazar ya da mal alımı hammande alımı gibi bak şekilde Ve bu şekilde İngilizler Çin'i, Hindistan'ı, Osmanlı'yı, Rusya'yı, Almanya'yı dönüştürdü. Ta nereye kadar? İkinci Dünya Savaşı'na kadar. İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra işin içine Amerika girdi. Amerika girince yani o İngiliz aristokrasisi ve bunaltan e, ve insanlara hiç acımayan, kendinden başkasını tanımayan ırkçı yaklaşım gitti. Ona göre daha özgürlükçü olan Amerikan yaklaşımı geldi. Hı hı. Bu da İngilizlerin savaştan çok yara alması ve bütün imtiyazlarını Amerika'ya bırakması sebebiyle oldu. Şimdi bu dönüşümler yalnız 20 yıl gibi sürdü. Yani şimdi bizim önümüzde olan dönüşümlere bakacak olursak mesela dijital bir alem var. Biyoteknoloji ile üretilecek hayvanlar ve insanların dönüştürülmesi, uzay teknolojileri, sanal para, zihin kontrolü ve salgınlar. Hı hı. Yani bu tarz meseleleri bizim işte 2020 başlangıç gibi gözüküyor ama işte 2012'den beri, 2010'dan beri başlayan bir süreç. Bu sürecin son artık sonuçlanmış ve ilk adımlarını biz 2020'de gördük. Ve hani felaketler yılı olarak da geçiyor bizim için. Fakat bu bir başlangıcın doğum dönüşünün, sancıları. Dönüşümün, işaret fişeğinin atıldığı yıl. Aynen. Belki o yüzden çok hissediyoruz. Evet kesinlikle ama. ve bu sistem devam da edecek. Öncelikle gençlerin dönüştürülmesi süreci, bu da yaklaşık bir 2010'dan başlarsak 10 senesi geçti. Bir 10 sene daha geçerse 2030'da gençler artık tamamen dönüştürülmüş. Yeni bir sisteme, hiç bizim bilmediğimiz bir sisteme dönüşecekler. Aynı 1918'de, 19'da, 20'de olduğu gibi. Hı hı hı. Yani imparatorluklar çağı bitiyor. Hı hı. E, o zaman tabii teknoloji ve iletişimin çok az olmasıyla bu Fransız devrimiyle başlamıştı hı hı. milliyetçilik meseleleri. Daha önceden milliyet falan yoktu. Herkes birinin tebaasıydı. Bütün ülkelerde böyle yönetiliyordu. Ee, ...sonrasında savaş sonucunda işler değişti. Büyük bir savaş oldu. Ve o savaş sonucunda işler değişti. Küçük küçük devletçikler ayırdılar. Ve bu da yaklaşık 300 sene gibi bir süre sürdü. Fakat buna tamamen alışılması ve oraya geçilmesi 20'li 30'lu senelere dayanıyor. Yani bütün ülkelerde cumhuriyetler kuruldu, demokrasiler hı hı. oluşturuldu, partiler seçildi. Sonradan tekrar tek adamlık rejimleri geldi. Bir ikinci dünya savaşı körüklendi. İşte bu dönemi biz yaşayacağız. Bu dönemi hızlı bir şekilde, yani 2010'da başlayan bu süreç daha mı hızlı geçecek? Daha durumda? hızlı bir şekilde. Bir 10 sene sonra tamamen dönüştürülmüş. Ee, yani şu an e, mesela bir dönem e, her şeyi kullanabilen insanların şu an cep telefonunu kullanamaması gibi. Hı hı. Ya da işte bizim e, sosyal medyayı vesaire kullanamaması, pek bir şey anlamaması gibi. Hala eski telefonları kullanması gibi düşünün. E, şu anın e, yaşları kendini geliştirmemiş olan Yaşlıları da dünya çapında bunu söylüyorum. Onlar da bundan 10 sene sonraki teknolojilerle hiçbir ilişkileri olmayacak. Hmm. Yani biz bu sistemlere tamamen geçeceğiz. Yani tamamen dijital bir alemimiz olacak. Normal e, günlük yaşantımızın dışında biyoteknolojiyle çok farklı özelliklerimiz olabilecek. Ya da e, hayvanlara verilmiş çok farklı hmm. özellikler olabilecek. E, uzayda çok önemli gelişmeler var. Sanal para tamamen bütün dünyaya yayılmış olacak. Zihinler kontrol edilecek. Onun kontrolü de zaten şu an zaten internet vasıtasıyla yapılıyor. Onu da geçtik. İşte bir çip meselesi var. Elon Musk'ın şu an piyasaya sürmek üzere olduğu... Domuzlarda deneniyor biliyorsunuz. Bunlar iyice geliştirilecek. Evet onların detaylarını da konuşalım ve, ilerleyen dakikalarda. Ve abi. hayvanlar aracılığıyla sadece hayvanlar değil hem hayvanlar hem de virüsler aracılığıyla yayılacak salgınlar. Bunların çalışmaları Peki, da şu bunların an Bunların hepsinin Amerikan seçimleriyle bağlantısı Bağlantısı ne? Şimdi e, Amerikan seçimleriyle bağlantısı şu. Amerikan seçimlerinde de bu senatörler dahil tabii bir kısım seçilmişleri saymıyorum. Bunlardan haberleri yok. Onlar sadece bir seçim mücadelesi veriyorlar. Hı -hı. Herkes diyor ki. Benim istediğim olacak. kim diyor ben milliyetçiyim, Amerika'yı tekrar büyük yapacağız, tekrar bir araya toplanacağız, en büyük güç olacağız. Kimi de diyor ki biz dünyanın hakimiyiz, bırakmayız. Şimdi bunlar bunun kavgasını vermekteler. Fakat Biden gelirse işte bu cephe savaşlarına dönüşebilecek bir meseleye evrilebilir. Trump gelirse mevcut sistem devam edecek bir beş sene daha böyle ufak tefek çatışmalar, işte bizim e, Yunanistan'la Fransa'yla e, İtalya'yla Akdeniz'de yaşadığımız gerilimler gibi ya da Rusya'yla Suriye'de yaşadığımız gerilimler gibi bu tarz gerilimler ya da Pasifik'te Amerika Çin'le bu tarz gerilimlerle devam edecek fakat bir çatışmaya dönüşmeyecek diye düşünüyorum ben. Öncelikle Tabii, bakış açım bu. Bir, e, Şimdi savaş Hı -hı. çok büyük bir ekonomidir ve çok büyük bir dönüşüm aracıdır. Hı -hı. Yani siz çok büyük savaşlar yapmazsanız dönüştüremezsiniz. Hı -hı. Bunu 45'te de gördük, Birinci Dünya Savaşı'nda da gördük. Yani Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra imparatorluklar çöktü, küçük devletçikler ve herkesin kendi ekonomisi, içine kapanık toplumlar, hatta bir kısmı komünisti, komünist Çin'i devşiren, dönüştüren, Hı -hı. kapitalist yapan bir Amerika var. Mesela 45'ten sonra başladı bu süreç. 80'lerde de şeyi açtılar. ...bir üretim sahası yaptılar orayı... ...bütün gümrükleri... ...gümrük vergilerini kaldırdılar ve... ...artık Çin tamamen kapitalist hale dönüştü. Hiç komünizmle vesaireyle alakası yok. Aynı şekilde Rusya... ...87'ye 89'a kadar dayanabildi. Ondan sonra onu dönüştüren yine bir... ...zaten Amerika ile çatışması. Amerika onu tamamen kapitalist hale getirdi. Şu an dünyada milyarderlere bakın çoğu Rus. Nasıl komünistiniz siz? Böyle bir <laughs> komünistlik yok. Çinlilere bakın yine aynı şey geçerli. O yüzden... Trump ve Biden'ın seçimi bizim önümüzdeki 5 yılı 10 yılı etkileyecek. Ya savaşlarla biz buna hı hı. E, dönüşeceğiz, evrileceğiz bu sistemlere ya da ufak tefek gerilimlerle e, kendi kendimize yani internetten, televizyonlardan, iletişim araçlarından özendirilerek yani bir ticari kapitalist politikayla bunları özendirilerek daha çok para kazanacaksınız, daha rahat edeceksiniz, işte bize, size bir çip takacağız, bütün dilleri konuşacaksınız gibi propagandalarla, reklam araçlarıyla biz kendimiz kabul edeceğiz. Yani benim düşüncem bu. Şimdi şöyle bir şey, bir tarihçi olarak ben de bu açtığın pencereden bakınca evet insanlık belli kırılma noktaları yaşadı. Bunu çok kadim dönemlerde kendiliğinden bir enerji birikimiyle sosyal yapı dönüşürken yakın döneme geldikçe bu bir takım ellerle müdahalelerle oldu. Ama biz bunun sonra 100 sene, 200 sene sonra ders kitaplarından okuyunca görüyoruz. Ama şimdi artık bilgi birikimimiz genişledi. Biz aslında izleyicilerimize şunu söylüyoruz. Bir değişim ve dönüşüm eşiğindeyiz. Ee, dikkat edin yeniden bir makas evet. değişimi oluyor şimdi hocam. Trump dedi ki ee, biz Orta Doğu'da 50 trilyon dolar harcadık. Ben Amerika'yı ilk yere yeniden kurardım bununla dedi. O yüzden dedi ki ben içime kapanacağım yeniden büyük Amerika olacak. Ama bir kısım da diyor ki yok öyle bir şey. Ee, diyor dünyada küresel bir düzen var ve bu küresel düzen seni böyle kendi içinde bırakmaz. Amerika ile ilgili bir şeyler yapacak. Mesela şimdi önümüzde seçimler var. Hocam dedi ya dijital, onu da konuşacağız. Biz bir de bize bu küreselcilerin teklif ettiğine o, o başlığı da açmak lazım. Mesela bir anda seçimi sanal yapıyoruz diyebilirler mi? Mümkün zaten e, postayla Amerika'da oy kullanılma meselesi. Karma olarak tabii, kullanılıyor zaten. E, çok tartışılıyor şu anda zaten. E, demokratlar bunun e, merkezi hükümetten, federal hükümetten, posta sisteminin e, finanse edilerek bu oyların e, daha çok posta yoluyla Hı -hı. kullanılması ki tabi bunlar hileye açık Tabii. E, e, durumdalar. E, şunu ifade edelim. E, her şey 3 Kasım 2020 seçimlerinden sonra Hı -hı. hızlanacak. Özellikle Değil e, mi? E, Amerika'da gelenektir. E, ocağın başında Hı -hı. yılbaşından sonra yeni seçilen Hı -hı. görevi devralır. E, bu saatten sonra e, her şey hızlanacak. Ee, bir kere dünyada para el değiştirecek, zenginlik kavramı değişecek, zenginler değişecek. Yani e, mevcut şu anda anlı şanlı e, ki e, 2020'nin e, Nisan ayına kadar e, yaklaşık e, dünyadaki o devasa şirketlerin e, baktığımızda 1500 kadarının görevi bıraktığı görülüyor. Hı hı. Yani bunların bir şeyden haberi var ki görevi bırakıyorlar. O e, çok meşhur zenginler hı hı. adalar satın alıyor. Hı hı. Burada şuradan e, kaynaklanıyor. 2008 krizinden sonra e, küreselci elitler arasında bir görüş ayrılığı çıktı. O da şöyle: bir kısmı dedi ki ya biz bunca yıldır emek verdik, uğraşıyoruz ama Kardeşim bu olmuyor. Bir dirençle karşılaşıyoruz. İstediğimiz hedefe çok bedeller ödeyerek varıyoruz. Biz bu sevdadan vazgeçelim dediler. Bir kısmı da daha sert hmm. politik kırılmalar ki buna ben zayıf ihtimaller üzerinden küresel şok diyorum. Zaten. Ee, Kanadalı bir araştırmacı en Clay'nin Şok diye de bir kitabı vardır. Ee, bunlar beklenmedik ee, operasyonlarla insanlığı bir dönüştürme gayreti içinde. Neticede e, baktığımızda iki Kulelere uçakların çakılması filmlerde bir güzel işletildi. Herkes eğlence zannediyordu. Sonra baktılar ki iki Kulelere uçaklar çakıldı. Bir e, inanılmaz bir kırılma yaşadı. Kesinlikle. Dönüşüm yaşadı. Bugün de baktığımızda 10 yıl kadar önce e, CIA'ya servis yapan ki e, keşke e, Türk akademisi, akademik dünyası, Türkiye'de de düşünce kuruluşları olsa da e, Cumhurbaşkanlığı'na, e, Genelkurmay'a, Milli İstihbarat Teşkilatı'na, devletin önemli kurumlarına, TÜBİTAK'a vs. E, raporlar hazırlasa, Amerika'da 1500 dolayında düşünce kuruluşu var. Bunlardan en önemlilerinden Birisi e, Rand Corporation. Rand Corporation'ın bir e, tanımı var. Hı hı. 10 yıl kadar önceki bir çalışmasında. Şişedeki akrep tanım bu. Şişedeki akrep tanımı e, nükleer dehşet dengesini anlatıyor. Bu da nasıldır? E, benim Ben Antalyalıyım biliyorsunuz. Antalya'da akrep olur, Akdeniz ikliminde hı. olur. Ee, şu anda e, Alanya'da öğretmen bir Almanca öğretmeni kardeşim var. Böyle çok otantik deneyler yapardı. O. İki O da nereden biliyor? Ee, rahmetli babamız bir yörük beyi. Ee, o, o çocukluğundan itibaren bunları atadan öğrendiği için Hı. o da bize aktarıyordu. Ee, o, o hoca bizim öğretmen, Almanca öğretmeni bu deneyleri yapıyor. Bir gün gördüm ki bir teneke kutunun içine, nereden bulduysa iki akrep koymuş. Akrebin birisi bir köşede, birisi bir köşede. Şimdi dehşet dengesi, nükleer dehşet dengesi akrebe benzetiliyor ki Birbirlerini mi kolluyorlar hocam? Evet, birbirini bir kolluyorlar ve onu anlatacağım. Şimdi bizim gençlerimize sorsak yılan mı akrep için tehdittir, akrep mi yılan için diye muhtemelen çoğu yılan diyecektir ama Yılan akrebi gördüğü an kıpırdayamaz. Öyle hmm. feler şaşar. Çünkü akrep sokar öldürür. Ee, bunu gözümle de gördüm ben. Anadolu çocuğu olmanın bir kısım avantajları var. Ee, o kardeşimin deneyinde gördüm. İşte burada diyelim ki birine A akrebi birine B akrebi diyelim. Ee, i̇ki akrepte genetik kodlarında şunu bilirler. Birbirine vurdukların biri A B'ye vurduğunda B'nin de ona vuracağını bilir. Hmm. Bu şu demektir. İkisini de ölecek demektir. İşte Rand Corporation'ın bu nükleer dehşet dengesinin tanımı bu. Şişedeki akrep. Ama bugün nükleer silahların kullanılmayacağı anlamında değil bu. Hı hı. İşte bunun için baktılar ki bir 2016'dan itibaren özellikle acil serviste 2008'de olan dünya küresel rezerv para ekonomisi komada buna bir günah keçisi lazım. İşte bu günah keçisi de Artık e, maalesef e, tabi sahadaki hekimlerimiz, hemşirelerimiz, sağlık personelimiz muhteşem bir e, imtihan verdi. Onlar Allah razı olsun ama ekranın ekran dolaşan bazı meslektaşım, akademisyen, hekimler böyle e, yok bu laboratuvar modifikasyonu değildir gibi saçma sapan laflar ettiler. Ama bugün görülüyor ki artık bu iş bir laboratuvar modifikasyonu ve günah keçisi. Çünkü insanlık şu anda ne ile meşgul Sayın Hocam? pandemi Teşhis, hı hı. tedavi aşı evet ha Amerika'da e, konuştuğum e, genetik profesör arkadaşlarımla geçen hafta konuştum sordum onlara dediler ya bu işin aşısı maası dediler hocam olmaz bu hiç HIV gibi yani nasıl ki zaman içinde böyle bir mutasyona uğruyorsa şimdiye kadar 20 kez mutasyona uğramış bir e, şey var COVID-19 var İşte bu yapı içinde e, bir e, kurtarıcı aşı olma ihtimali çok zayıf gözüküyor Diğer taraftan insanlık adeta hani güzel Türkçemizde cambaza bak cambaza hı hı hı. teşhis tedavi aşı üçgeninde oyalanırken esas yıkım ekonomik ve sosyal. Burası çok önemli hocam. Bunu hatta detayları öner mi? Çünkü Amerikan evet. başkanları dediniz yani daha önce de konuşmuştuk özellikle Federal Rezerv'e el atan Tabii. Lincoln ve Kennedy'nin başına ne geldiğini biliyoruz. Öldürüldü İkisi de öldürüldü. Evet. E, dediğiniz gibi Amerika'da e, bu federal rezerv hem özel hem de başına buyruk bir yapı. Tabii. Ama mesela dediniz ya şimdi e, cambaza bak cambaza evet. deniyor ama başka bir yıkım geliyor. Ali Serman hocam dedi bu yeni bir dönüşümün bir kapısı. Evet. Pek çok yönüne gidiyor. Şöyle söyleyeyim hocam Lütfen. önümüzdeki bunu ben Fatma teyzem veya Muharrem amcamı ümitsizle veya Hı -hı. Müslüman Türk insanını 85 milyon insanımızı ümitsizler sevk etmek için falan değil. Şunu bilelim. Dünya değişiyor Heh, ve önümüzdeki 10 yılda bu net. ayakta kalabilecek olan ülkeler, milletler kendi gıdasını, Hı. kendi suyunu, kendi milli aşı ve ilacını bu üç ve teknolojisini. Teknoloji de ama net bunlar olarak hayatta kalmak için en önemli. En, şey. en Tabii. önemli Tabii, bakın doğru. Bun, bunlar yani biz bu bin yıldır olduğumuz bu Anadolu coğrafyasında bu Müslüman Türk milletinin kıyamete kadar yaşamasını istiyorsak ata tohumlarına değer vereceğiz. Tarım ve gıdaya değer vereceğiz. Milli ilaç ve aşılamaya ki ben şeydeydi Şubat ayında bir televizyondan sonra Sayın Bakan aramıştı beni. Bu konuya önem verdiklerini de söylemişti Sayın Sağlık Bakanı. İşte bu noktada net olan bir şey var ki hemen iki hususun altını çizeyim. Bir 15 Mayıs'ta net Rothschild küresel sistemin patronlarında bugün de Akdeniz'de bile kavganın aktörleri bir tarafta Rothschild ailesi bir tarafta Amerikan milliyetçileri. Yani böyle bir hı hı. E, bu anlamda da işte e, Macron e, Rothschild ailesinin finosudur. Yani bunu biliyoruz. Bu laf bana ait değil. Fransız bir profesör arkadaşım ait o diyor. E, baktığımızda Miçotakis onun peşine takıldı ama e, yine Yunanlı bir e, arkadaşımın ifadesiyle Yunanistan'ın aslında menfaati Türkiye ile iyi geçinmekten geçer. Çünkü e, İstiklal Harbi sırasında Osmanlı parçalanırken e, Yunanlılara gaz verdiler, perişan oldular. Yani ee, ben hiçbir millete rencet etmek istemem ama çok fena yüzüme öğrendiler. Şimdi Türk milleti bu konuda vatan deyince kan sular durur. İşte bu yapı içinde ee, Roth, Nathan Rothschild şöyle bir şey dedi. İki tweet attı hocam. Birisi hiç olmadığı kadar küresel sosyalizme yakınız dedi. Allah Allah Nathan Rothschild küresel sosyalizm. Hani o Münafık bir laf var ya, Türkçe'ye sokulmuş. <laughs> düğün değil, bayram evet. değil, eniştem beni niye mucuk diye bir laf var ya. Bizde baldız bacıdır ama böyle bir münafık lafı da Türkçe'ye sokmuşlar. İşte kasıt şu, Sayın Hocam. 1917'de Sovyet Devrimi'nden sonra denilen, arkasından Çin'de, Doğu Avrupa'da denilen, Küba'da denilen, Çin'de denilen kamu sosyal sosyalizmi, devlet sosyalizmi, o rahmetli Mahsuni'nin hani gel gel gümüle börme insanlığın börüne börüne burada ama başarılı olamadı. Çöktü. Bu başka bir şey. Bu şirket sosyalist. Şirket sosyalist. London School of Economics and Politics'ten John Gray vardır. The Guardian'da da yazar. O der ki siz sosyalizm, neoliberalizm ve tırnak içinde siyasal İslam'ın siz farklı farklı olduğunu mu zannediyorsunuz? Bunlar insanları kavga ettirmek için aynı merkezin tezgahıdır. Bugün baktığımızda Nathan Rothschild küresel sosyalizme çok yakınız diyor. Ortada bir lafa ukturur. Dediler ki universal income salary. Aa vatandaşlık ücreti. Herkes evet. zil takıp oynayacak. Amanın diyecek bedava para. Yahu, açıklamıştı. Kamak, karşılığında ne var? Değil mi? Karşılığında Aynen. ne var? Havuç mu? <laughs> Ama arkada ne var? <laughs> Be bedava e, peynir sadece fare kapanı. Aynen öyle. <laughs> Artı? Bir tweet dağıttı. Evet. Attığı tweet şuydu. Dedi ki artık tarım, tarım, geçimlik aile sistemi değil. Yeniden ele alınmalı. Diyor ki adam, kardeşim ulusüstü şirketler Romanya'yı talan etti. Ulusüstü şirketler Afrika'da Avrupa kadar yer kiraladı 99 yılını. Tohuma zaten sahibiz diyor. Gerdosuyla oynadık, için ettik diyor. Bu... Geçimlik, aile, tarım işletmeleri var ya. Bunu da aldığınız an Dostoyevski'nin Karamazov kardeşlerinde Engizisyoncu Kardinal bölümü vardır. Hmm, evet. Muhteşem bir çalışmadır. Bunu bizi seyredenler okusunlar. Kesinlikle. Ayrı da basıldı. Onu kesinlikle evet. okumaları lazım. Evet. Okusunlar çünkü der ki orada İsa ile Engizisyoncu Kardinal konuşur. Der ki insanların ekmeğini veren hürriyetine hükmeder. Ve bugün yapılmak istenen yok küresel sosyalizm yok tarımın büyük şirketlere devri tohum üzerine zaten tohumu kontrol ediyorlar ellerinden ki yeri gelmişken de söyleyeyim Irak'ı Amerika Birleşik Devletleri işgal ettiğinde basın yayın organları diyordu ki kardeşim işte Amerikan ordusu önce Saddam'ın sarayına gidecek efendim Irak Merkez Bankası'na gidecek altınlar alacak dolarlar alacak falan filan ama öyle olmadı E bu Garip denen bir yere gitti orada Müslümanlara işkence eden so soytarlıklar vardı. Çünkü Ebu Garib'in altında Orta Doğu'nun, Mezopotamya'nın binlerce yıllık ata tohumları vardı. Toplayıp alıp götürdüler ve Norveç'teki kıyamet ambarına bir kısmı Rothschild ailesinin, evet şey Rothschild diyorum, Rockefeller ailesinin vakfınındır orası ki hemen bir bilgi de vereyim. E, 1950'lerde de Filipinler'de bu e, Rockefeller ailesi bir vakıf kurdu. 5 bin akademisyen, mühendis çalışıyor ki, e, şunu burada bizi seyreden insanlarımız şöyle bir, ben de bir akademisyenim ama her akademisyen ve bilim insanının dürüst olduğuna falan inanmasınlar. Mendel dürüst müydü? Ve bugün Filipinler'de 140 bin çeşit Güneydoğu Asya'daki pirinç çeşidi altı çeşide indirildi. Hmm. Burası çok önemli. Şimdi ilk bölümün sonuna geliyoruz. Hocam, Size devam edeceğim ikinci bölümde özellikle. Şimdi bu anlattıklarınızdan iki tane şey oluştu kafamda. Yani birincisi o zaman şu an var olan sistem. Yani işte 20. yüzyılda artık kapitalizmin dünyaya egemen olduğu ve Amerikan merkezi olarak dünyanın şirket şeklinde, geliyor. Ha, şimdi buna bir reset mi atıyorlar? Şu şimdi, an o zaman 2020 hocam sen dedin ya böyle. dünyaya reset atılıyor an. Hani Şimdi bunu e, atanlar bize ne teklif ediyorlar zaten hocam söyledi ve bunlar e, hoş ifadelerle söylüyorlar. Aa. Heh. Şimdi evet. yeri gelmişken Hemen izin verin bunu anlatayım. de evet. Bunu, bunu anlatayım. Hocam bak, biz, araya bir dakikamız bir, var. Bir dakika bak. Heh. Şimdi Anadolu'da eskiden şimdiki gibi <laughs> <Çok hızlı gülüyor> çocuklarımız hocam, öyle... şimdi çok hekimlerimiz var sünnet ediyorlar. Eskiden kirven türküsü var. <laughs> Nedir aile 3 kilo 5 kilo lokumu getirir kirvenin kucağında fenni sünnetçi çocuğu çıp diye keserken lokumu ağzına basardı. <laughs> Çocuk pipisinin acısını mı düşünsün lokumun tadını mı düşünsün? Şimdi lokumu basıyorlar ki iyi edecekler insanlığı. O zaman ikinci bölümde hocam bir bakalım. Bu ne teklif ediyorlar. E, artı bir de şu var onu da soracağım. E, dediler ki Trump koltuğundan kalkmazsa ordu devreye girer. İşte Amerika'da bunlar konuşuluyor artık. Evet. Acaba Kasım'da Küçük bir farkla Trump kazanır ya da kaybederse neler olur ve bunun Amerikan sokaklarına yansıması bir denemesi mi yapıldı? İkinci bölümde onları konuşalım Tabii. isterseniz. Değerli izleyenler şimdi kısa bir aramız var. Aradan sonra kaldığımız yerden devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler, an ve zaman kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta an ve zamanda dünyadaki değişimi ama değişimin önemli bir kilometre taşı olarak Kasım ayındaki Amerikan seçimlerini konuşuyoruz. Geçmişten bugüne kadar Amerikan tarihinde özellikle yakın tarihindeki seçimlerin dünyanın gidişatına etkisi neydi? Özellikle bu önümüzdeki Kasım'da yapılacak seçimin dünyanın gidişatına etkisi ne olacak? Onları konuşuyoruz ve aynı zamanda özellikle bu sene yaşadığımız pandemiyle birlikte dünyanın siyasetinde, kültüründe, özellikle de finans alanında acaba bizleri neler bekliyor? Onları konuşmaya devam ediyoruz. Çok enteresan ifadeler, enteresan senaryolar çıkıyor. En son ee, hocamız söylediği gibi bir şirket sosyalizmi diye böyle yeni bir şey. Onu da soracağım. Yeni bir ideoloji üretildi dünyada ama e, özellikle Karl da yanılmıyorsun hocam e, Davos'ta. Evet. O açıkça söyledi. Dünyayı de resetliyoruz. Tabii. Ee, şimdi hocamın da söylediklerinden hani Rothschild'in attığı bu mesajdan sonra işte bir şirketler sosyalizmine doğru gidecek hocam lokum örneğiyle çok güzel Hani herkese para dağıtacağız vesaire hocam o zaman şunu diyelim dünya resetleniyor mu şu anda dünya resetleniyor ama bunu resetleyen bu vatandaşlar değil yani bu insanlar değil Yani bu doğal bir sürecin oluşumu ve onlar kendileri üstlenmek istiyorlar bunu. Yani Normalde bu hem geçmiş tarihlere baktığımızda hem de dünyanın ...çağlarına baktığımızda biz yeni bir çağ... ...giriş aşamasındayız. E, Kova çağına girmek üzereyiz. Bu her 2150 yılda bir... ...2160 yılda bir olan bir süreç. Hı hı. E, ve e, bu dönüşümler... E, ...gözlemlenebilen... ...geçmiş tarihten de baktığımızda... E, ...değiştiğini gördüğümüz sistemler... ...yani Tansümenlilerden, Mısırlılardan... Hı hı, hı. ...arkeolojiyle bildiğimiz süreçler ama... ...bunlar e, üstlenmek istiyor. Hani bunu ilahi bir güç... ...ya da dünyanın sistemi değil de... Biz yapıyoruz demek istiyorlar. Kendilerini hı. ilahlaştırmak istiyorlar. Zaten yeryüzünde insanlığın bir ilahlık iddiası var. Hı hı. E, bu iddiayı bu, bu dönemde bunlar yerine getirmek istiyor. Yani dertleri bu. Şimdi bize ne teklif ediyorlar dediniz. Bize hiçbir şey teklif etmiyorlar aslında. Yani i̇nsanlar mesela şimdi biz dünyaya reset diyoruz. Evet. Diyor. Tamam peki. hadi Peki bize bu gidecek dünya yerine ne teklif ediyorsunuz? İşte bir şey teklif etmiyorlar. Hiçbir şey teklif etmiyorlar. Hiçbir şey vaat de etmiyorlar Hı -hı. aslında. Yani sadece konuşulan bir şeyler var o kadar ama biz bunları zaten onlar ne çıkarırsa biz bunları zaten kendimiz satın alıyoruz. Hı -hı. Ya da kabul ediyoruz. İtiraz ettiğimiz bir nokta yok. Bütün dünya halkları için söylüyorum. Yani internet çıktı kimi itiraz etti? Hı -hı. Gibi. Yani internet evlere kadar girdi kimi itiraz etti? Ya da akıllı telefon kullanıyoruz aynen, kimi itiraz etti? Kimi itiraz et? ediyor? Ya da dijital para şu an yani 50'nin üzerinde bir dijital para var. Bir de onların alt altcoin denilen bir sürü de Cinsi var. Hepsi bunlar uluslararası borsalarda alınıp satılıyor. Kim itiraz ediyor? Kimse itiraz etmiyor. Sadece bizim ülkemizde çok yaygınlaşmadı bu. Yaygınlaştığında gündemimize gelecek. Ama Amerika'da ya da Avrupa'nın bazı ülkelerinde bunlar çok aktif bir şekilde kullanılıyor. Şimdi biz zaten bunlara itiraz etmiyoruz ki. Ya da onlar bize bir şey söylemiyor. Yani bu şeytanın taklidir zaten. Şeytan der yani hani ben size bir şey vaat etmedim der. Hı hı hı. Yani siz kendiniz benim söylediklerimi yapmaya çok hevesliydiniz. Efendim? Ben sadece söyledim. Başka bir şey yapmadım. Onlar sadece söylüyorlar. Sadece bize gösteriyorlar. Biz yapıyoruz. Yani bu toplumun genelinden bahsediyorum. Bütün hı. dünyada. insanlığın genelinden. O yüzden aslında bize bir şey vaat etmiyorlar. Biz kendimiz tabii insanın doğası gereği oluyor bu. Fıtratı gereği. İnsan her zaman dönüşüm ve değişim içerisindedir. Allah böyle yaratmıştır. Hı hı. O yüzden bu dönüşümün değişimin ne olduğunu iyi mi olduğu, kötü mü olduğu, hayır mı olduğu, şer mi olduğuna bakabilecek hikmet sahibi değilse topluluklar veya onların yöneticileri işte onu değerlendirebilecek, idrak edebilecek ya da ona e, karşı yeni bir şey geliştirebilecek sistemde değilse yapacağınız bir şey yok. Uyuyacaksınız. Kapitalist sistemi kim icat etti? Hiç hayır demedik ki. Hiç demedik. Yani mi? Rusya Kap komünizme hayır dedi mi? Kapitalizm ötesi yeni bir sistem. Yani şimdi. işte şimdi ona da hayır demeyeceğiz zaten. Hı hı. Hayır demeyeceğiz. Burada hayır diyecek olanlar kendi hayatlarını, kendi ferasetlerini, kendilerini geliştirmiş ve biraz daha geleneğe yakın. Hani ta eski dönemler geleneğe <laughs> yakın olan insanlar onlar da bir avuç zaten. Zaten o kişiler toplumların lideri değilse o toplumlar felakete doğru sürüklenir. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. Her zaman öyledir yani. Ya da siz kendi devşirdiğiniz kişileri, belli toplumların Hı -hı. E, liderleri Hı -hı. veya önde gelen insanları, bilim insanları, e, e, akıl bali insanları haline getirirseniz, yani başlar ayağa, ayaklar başa Hı -hı. çıkarsa zaten o toplulukların yaşama şansı yok. Tarih boyunca da bu böyle olmuştur. E, İskender'in yaptığı gibi Tabii. ya da işte Abdülhamit'in yaptığı gibi sen hakem ol. Onlar bırak birbirleriyle tartışsın Hı -hı. ama Hı -hı. hiçbir zaman da çözüm üretme. Bunun örnekleri hep var. Bize o yüzden aslında bir şey teklif etmiyorlar ama biz çok hevesliyiz. <laughs> Net bir şekilde çok hevesliyiz ve hani ekonomimiz üzerinde de birçok e, bizim eksikliğimizden kaynaklanan kimsenin suçu değil. Yani Türkiye'nin ekonomisinin kötü olması tamamen bizim suçumuz. Yani biz hakikaten adil, dürüst, ahlaklı ticaret yapıp kendimizi üretime vermiş olsaydık. Yani hem tarım alanında hem e, ticaret alanında hem endüstri alanında zaten bizim ekonomimiz... ...atıyorum bir Hollanda gibi, bir Norveç gibi... ...bir İsveç gibi olabilirdi. Yani. Ama olmadı. Belgemizi yani bu... verseydik düzgün değil mi? Evet. Düzgünce yani biz bunları düzgünce... ...yapsaydık. Yani tabii... E, yani ...Bizans'tan beri gelen bizde... ...bir e, şeyler var. Bizans'tan bize kalmış olan... Hı hı. E, ...miraslar var. İşte... Oyunlar, hileler, desiseler, hı hı. işte el altından halletmeler gibi gibi o tarz şeyler var onları bir türlü bırakamadık. Şimdi bırakan milletler zaten kendini eğiten, geliştiren, halkını eğiten, geliştiren milletler zaten onun üstüne çıktı. Bakın Avrupa'da hani Fransa'yı bir nebze sayabiliriz, ordu yok. Ama dünyanın en büyük ekonomisi, en büyük eğitim, kültür alanında, e teknoloji üretim alanında ya da e biyolojik olarak sağlık alanında en büyük üretim tesisi, en büyük akıllar orada çıkıyor. Yani Amerika'yı saymıyorum. Amerika çok farklı bir dünya çünkü. Şimdi neden oluyor bu? İşte bu tamamen kendi toplumlarına. Bütün dünyayı sömürmediler mi? Sömürdüler. Evet ona bir şey itirazım yok. Ama kendi toplumları arasında e, kesinlikle hile hurda, kısa yoldan gitme, el altından iş yapma gibi meseleler yapmadıkları Kendilerine için. Kendilerine ait bir sistem kurdular. Aynen. O olabilir mi? Bu çok önemli. Evet. Bir de şunu sormak istiyorum hocam. Şimdi Her iki konuğumda Amerika'yı görmüş kişiler. Hani evet. belli dönemlerde buluşmuşsunuz. Şimdi e, özellikle şu Floyd'un e, öldürülmesinden sonra Amerika sokakları bir karıştı. Hani <laughs> dediniz ya hem sosyal, siyasal, ekonomik. Şimdi bir de e, araya gitmeden önce şunu söyleyeyim Şunlar konuşuluyordu. E, bazı senaryolar deniyor ki yani Trump çok küçük bir farkla seçimi kaybederse ben kalkmayacağım diyecek. Ee, Şeylerde demokratlar da şunu oynuyorlar yani kaybettikleri an hile var diyecekler. Hatta ağızlarından kaçırdılar mı bile bile mi söylediler? Ya kalkmazsa artık ordu bu işin içine girer. Hani biz hiç Amerika'da duymadığımız e, şeyler. Onlar hep evet. bu, bunları yapardı Şimdi garip bir şeye gidiyor. Mesela e, şunu eğer Trump kazanırsa ya da küçük bir farkla kazanır ya da kaybederse e, Amerika karışır mı? Artı bu Floyd'un öldürülmesi hadisesi bunun bir denemesi miydi? Mesela e, başlayalım sonra da hocama detayını sorayım. E, Amerika'nın zayıf tarafı siyahiler olduğu için ve bu pandemi sürecini de ağırlaştığı için bu bir deneme miydi hocam sence? Bence deneme değildi. Yani bunu yapan kişiler belki bir sosyal deney olarak bu yapılmış olabilir ama yani bu çok Amerika'yı karıştırabilecek ee, işte bölünmesini sağlayabilecek eyaletlerin, yani 50 tane eyaleti var. 50 eyaletin birbirinden bağımsızlığını ya da belli eyaletlerin birleşip e, yapabileceği bir sistem değil. Fakat bu daha önce de oldu. Yani bu Clinton döneminde de oldu. Ee, onun dışında e, Baba Bush zamanında da oldu. Yani tanıksına kadar gider bu siyahilerin sürekli bir ayaklanma isteği var. Ki kölelik döneminden evet. çıkması Martin Luther King'i bilirsiniz. Yani, yani çok büyük ayaklanmalar oldu. Amerika'da sürekli ayaklanmalar olur. Ama bu ayaklanmalar Amerika'yı yıkar mı yıkmaz. Çünkü e, belli bir temele dayanması lazım. Bakın ilk zenci ayaklanması o Martin Luther King zamanı zenci ki e, şey suikastla öldürülmüştür. Tabii. O zamanki ayaklanmalarda Amerika ne yaptı? O tehlikeyi gördü. Çünkü büyük bir temele dayanıyordu. Çok büyük bir geçerliliği vardı. Ve ne yaptı? Zencilere özgürlüğü verdi. Köleliği yasakladı vesaire etti. O dönüşümü sağladı. Şimdi çok hızlı dönüşebilen bir milletten bahsediyoruz. E, bu çünkü kendi tarihi boyunca böyle olmuş. Sürekli anında değişip dönüşebiliyor ve her şeyi kabul edebiliyor. Trump kaybederse ne olur? Hiçbir şey olmaz Amerika'da. Trump kazanırsa ne olur? Yine bir şey olmaz. Zaten bir önceki seçimlerde e, en çok oyu alan Hillary Clinton'dı. E, fakat senatörü daha fazla kazandığı için... Trump seçildi. Ondan önce Bush seçimlerinde ilk Bush seçimlerinde Al Gore kazanmıştı. Hı hı. Mahkeme iki eyaletteki şeyleri tekrar saydı. Yine Al Gore'un kazandığı ortaya çıktı. Fakat bu sefer yine Bush'a verdiler. Mahkeme kararıyla başkanlık Bush'a teslim edildi. Şimdi Amerika'nın alışık olmadığı şeyler değil bunlar. Sürekli olan şeyler. Zaten seçime katılma oranları çok düşük en başta. Yani insanların seçimle ilgili bir dertleri yok. Hı hı. Şimdi bu ancak ne olabilir? Çok büyük yani tedarik zincirinin bozulması bu virüs sebebiyle olabilir bir salgın sebebiyle olabilir. E, tedarik zincirlerinin bozulması ve insanların aç kalmasıyla ancak yağma yani bütün eyaletlerde bir anda çıkacak yağmayla olabilir bu. Şimdi hocam bölünme. belki siyahi ayaklanması Amerika'nın tolere edebileceği bir şey. Hani dediğin gibi evet. 20. yüzyılın ortalarından beri oluyor ama bu her toplumun bir zayıf karnı olduğu için Amerika'nın zayıf karnı mesela şimdi şu an 40 milyon işsiz varmış. Arada bu pandemi süreci bayağı sarstı. Acaba siyahilerle başlatıp diğer memnuniyetsizleri de orta sınıfta peşine takıp da bir sarsma olabilir mi? Siyahiler bir ilk adım olabilir. Belki i̇lk adım yani. siyasiler olmaz. İlk adım işsizlik olursa evet olur. Herkes katılır. Evet. Ama siz ırkçı bir söylemle ortaya çıkıp hani siyahiler de biraz da orada ırkçılık yapıyor aslında. Yap tabii, tabii. İki taraf da birbirine tabii, yapıyor. Evet. Yani en ufak bir şeyde sen ırkçılık mı yapıyorsun bana ve beyazları öyle suçluyorlar. Şimdi Kuzey Amerika beyaz bir e, kitle, Güney Amerika yani Amerika'nın kuzey eyaletleri ve güney eyaletleri. Bir de hispanikler var ortada. <laughs> Şimdi üç'e bölünmüş bir şey. Şimdi bunların hepsinin ortak noktası olması lazım. O ortak noktada işsiz, işsizlik, açlık olabilir. E, hastalıktan dolayı tedarik zinciri yani tedarikin bozulması her alanda olabilir bu. Yani sadece gıda alanında değil, gıda, ilaç vesaire bunların ulaştırılmaması sebebiyle. Bunlar olabilir. Mesela bu zamanında hatırlarsanız bir e, fırtına olmuştu. Hı hı. E, Katrina olması lazım. Kat, Katrina. Katrina'da e, o eyalet çoğunluğu zenciydi ve Amerika yardım göndermedi. Orada çok büyük olaylar koptu. Mesela öyle bir şey ol, olmalı. Oraydı, değil mi New evet. 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 Öyle bir şey olmalı. Yani Yoksa zencilere işte ırkçı iki polis geldi, üç polis geldi. İşte o acaba ilk işaret, şey ilk kıvılcımı olup Bu da arkasından sosyal memnuniyetsizler de, sosyal deney takılabilir. Olur. Yani zencilerin tepkisi ölçülür bununla. Zenciler böyle bir şey olduğunda ne yapıyorlar? Ayaklanıyorlar mı, ayaklanmıyorlar mı? Hangi eyaletlerde biz bunları ayağa kaldırabiliyoruz? Hı hı. Ama asıl tetikleyici işsizlik ve açlık olmalı. Bence o da tam kapıda Ortak. duruyor. Siz ne diyorsunuz? Tabii evet. ben, e, bana göre tam bir nöropsikolojik sosyal deney evet. Yani... Hı hı. Amerika'da tabi uzun yıllar kaldığım için şöyle bir sistem vardır. Biz Amerika'da zenci o negro zenci hakaret olarak hı hı. kullanılır. Biz zencilere hakaret değil o Siyahi hı hı. derler. Veya African American derler. Şimdi Amerika'nın belli yumuşak karnı vardır. Amerika'nın en önemli yumuşak karnından birisi babasızlık travmasıdır. Hı. Yani Amerika'da çok yaygın bir bekar bekar anneler hı hı. E, meselesi vardır. Artı e, çok ciddi bir yüz e, evlilikten 73'ü birinci boşanmayı yaşıyor. E, sonra e, yeniden evlenen ikinci evliliğini yapan bu insanların e, yine yüzde 40'ı da boşanıyor. Böyle bir babasızlık travması var. Bunun için de George W. Bush zamanında bir Baba Vakfı kuruldu federal hükümet bütçesinden 3 milyar dolar aktarılarak. bu e, siyahi e, ile e, polis e, aynı e, bir e, PAP'ta e, 17 yıldır çalışan Evet insanlar, evet bir çok tanıyan evet. insanlar. Bu noktada e, Amerika'da Zenci mahallesinde zenci polis görev yapar. Hmm. Hispanik mahallesinde Hispanik, Portoriko'lu ise Portoriko'lu. Bu etnik çatışma olmaz exactly. diye mi? Çünkü e, suç işleyen bir e, siyahi su, bir siyahi polise öldürdüler. Ama burada baktığımızda olan e, olayda e, Soros desteğini görüyoruz. Amerika'nın bu e, Wall Street akıba'yı hareketini başlatan yapıyı hı hı. görüyoruz. Amerika'daki aşırı sol unsurları, militan unsurlar. Antifa var mesela. işte. Sanki ha. o da böyle yeni yeni bu tabii, şirket tabii. sosyalizmi için pazarlanıyor tabii, gibi geliyor. Bu e, bundan dolayı e, Amerika'yı e, yıpratmak yani e, için e, bunu devreye sokuyorlar ama e, görünen o ki bu tür hadiseler Trump'ın lehine işliyor çünkü Amerika'da bir sessiz çoğunluk vardır. Yani. Ee, mesela Amerika'da e, e, Musevilerin aleyhinde konuşulmaması gerektiği yönünde Amerika'da çok sert düzenlemeler vardır. Ama e, eğer Beyaz Amerikalı sizin Musevi olmadığınızı ve Musevi hayranı falan olmadığınızı e, hissettiği anda size açılır, anlatır. Çünkü e, mesela ben San Diego'dayken, bir petrol istasyonuna kocaman bez asmış, ortaya çalışan kavas asmış bu istasyondan Yahudiler köpekler ve kediler giremez bu istasyona o kadar açık söyleyem koyabiliyorlar yani. 1950'lerde Paplara buraya şeyler Yahudiler ve zenciler giremez diye tabeller vardı Hı -hı. Tab böyle bir yapı var yani zen Yahudi ve Zenci zencelerli şimdi bir babasızlık travması bir başka şey Amerika 325 milyonluk bir ülke ve bu ülkede 55 milyon insan aş evlerinden yiyor. Hı hı. 325 milyonluk bu ülkede insanların e, yaklaşık e, %11-12'si hiç okuma yazma bilmiyor. Evet. Hiç okuma yazma bilmez. O hani, kadar yüksek. Evet. Ama. Güzel Türkçemizde bir laf vardır ya. Elif'i görse Mertek zannederdi ya. Böyle bir yapı vardır. Bir başka şey <laughs> şu anda Amerika Birleşik Devletlerindeki Amerikalı profesör arkadaşlarımla bir sohbet ederken, ben onlara bir gün dedim ki, biraz da ne diyecekler diye hür olmaktan bağımsız olmaktan dedim ki biz Türkler sizden daha bağımsızız dedim. Niye derseniz dünyanın en büyük esaret altındaki ülkesi sizsiniz dediğimde doğru dediler. Yani Amerika belli bir şey var oligark yapı tarafından ele geçirilmiş. Hı hı, yani hı. finansı ellerinde, hı hı. adalet sistemi ellerinde, basını ellerinde. Bundan dolayı e, Amerika'nın şu andaki, şu andaki Amerikalının o orta gelir Amerikalının akademisyenin, mühendisin, iktisatçının, efendim avukatın, savcının, doktorun e, gelirleri, çalışanların gelirleri reel anlamda 1970'lere inmiş vaziyette. Ve Amerikalı bunu biliyor. Trump bunu George W. Bush döneminde şey var Amerikalıların çok dedi. Obama döneminde bu işler tersine gitti. Geriye gitti. Ama işsizliğin şu salgınla birlikte patladığı Amerika'da doğru ama Beyaz Amerikalı bunu biliyor. Yani Beyaz Amerikalı'nın gizliden gizliye bir hispanik ve zenci alehtarlığı vardır. Ama şimdi Trump demişti ki ben işsizliği azaltacağım. Evet. O dışarıya e, harcadığım parayı yeniden de mesela tabii. şirketlere dedik Amerika'ya yatırım yapın. Tabii. E şimdi çekiliyor içinden yani, şirketler. Ama şimdi pandemi her şeyi bozdu. Evet. Yani işsizlik, işten çıkarmalar, özellikle orta sınıfın gelirlerini sarsması acaba bu Trump'ın o hani yükselişini kesti mi ya da mı e, e Tabii mi bir oldu? bir müddet, bir miktar etkilemiştir ama. Bana son gelen bilgiler e, Amerika'da seçim sonucunu Sayın Hocam sessiz çoğunluk tayin eder. <laughs> Bunlar çok e, mesela bundan önceki seçimde de e, 2016 seçiminde de Amerika'da e, bütün e, kamuoyu araştırmaları işte o hakim medya Hillary e, Clinton'ı davul tokma zurna ilan ettiler. Dediler ki, malı götürdü. 10 <laughs> puan veriyorlardı arada ama sabaha karşı gördüler ki e, Trump seçimi kazandı. Bugün de böyle bir görüntü var Amerika'da. O açıdan Amerikalılar mesela benim tanıdığım akademisyen arkadaşlarım var. Demokrat partili bunlar. Yani demokratlara oy veren insanlar ama şunu da teslim ederler. Yani daha objektifler davranıyorlar. Valla Trump zamanında da ekonomi iyiye gitti diyorlar. Elbette bu salgınla bir bozulma var. Bu 55 milyon aşevlerinden yemek yiyen ee, insanların üzerine bir e, önce bir 50 milyon işsiz geldi. Şimdi bu 25-27 milyonlar civarında. Ama burada mesela Türkiye'de televizyonlarda gördüğüm e, bir e, analiz yapanları hayretle seyrediyorum. Diyorlar ki efendim, Çin bir üretim canavarı. E, tamam hı hı hı. anam babam üretim canavarı doğru. Ama Almanya'da üretim canavarı, Japonya'da üretim canavarı ve e, dünyada e, küresel hegemonya'yı küresel güç olmayı üretim canavarı olmak belirlemez. Parayı kontrol eden belirler. Hmm. Çünkü nasıl şi? Bir de almazsanız kalır. Tabii. Malı elinde mi kalır yani değil mi? Daha doğrusu da zaten tabii. daha elinden tabii. çıksın diye daha ucuysa e, yani. petrolde gördük tabii. E, e, bunu e, 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 e. bunu bir sene önce söylese birisi kafa yemişsin sen derlerdi. Işte. Bu eksi faizden sonra eksi petrol fiyatı daha başkaları nerede üstüne para verecekler petrolü? Verdiler 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 çünkü depolayacak yer yok. Yerli Al kardeşim üstte de bu kadar para verelim. <laughs> Dediler. Çünkü... Maliyetler var, ödenmesi gereken tabii. ücretler var. Yani makine, ekipmanın onarımı var vesaire. Doğru, var var var. Doğru, Git, doğru, doğru. Evet. Yani. Onun için e, şunu bilelim. E, Amerika'daki seçim sonucu tabii e, dünyanın gidişatını e, çok etkileyecek. Ama bunu e, demokratların söylediği gibi bir e, Pentagon hep Trump'ın aleyhinde falan değil. Bazı generaller Trump'ın aleyhinde ama şimdi e, Pentagon ağırlıkla Katoliktir. Ve e, bir kısım evangelist generaller vardır. Bu evangelist generaller çok radikal bir şekilde e, küreselleşmeye karşıdır. Hmm. Onun için mesela e, bu Suriye'de falan karşımıza çıkan Amerika Pentagon'un generalleri, o PKK ile PYD ile kol kola bunlar daha çok evangelist. Ama aynı ordunun Avrupa'daki generallerinin daha Türkiye'ye yakın olduğunu görüyoruz. Onun için ya da şöyle bir şey söyleyeyim hocam yeni gündem mesela Taliban'la. E, Afganistan yönetiminin masaya oturttular Tabii. şimdi. Hı -hı. Yani barışında da artık biz de kurtulalım gidelim buradan diyorlar. Yani Hı -hı. hani bir birlik kalsın orada ama. Çünkü Trump diyor ki yani... geri çekilmemiz lazım. Amerika'ya dönmemiz lazım. Ben para harcamayacağım buralara. Çünkü evet. şöyle bir araştırma var Sayın Hocam. Yapılan araştırmada Amerika'nın e, Irak, Afganistan işgalinin e, direkt işgali en direkt kastetmiyorum. 5 trilyon doları bulduğu evet. biliniyor. E, diyorlar ki bu bir para savaşı üzerinden olsaydı ki Pentagon 2009 e, Mart'ından beri e, 60 tane iktisatçı, finansçı, e, yanda e, 300 kadar albay ve generalle bir küresel para savaşları tatbikatı yapıyorlar. Evet. E, diğer taraftan e, böyle bir ee, savaş para üzerinden yapılsaydı diyorlar, bunun e, maliyeti 30 milyar dolar civarındaydı diyorlar. Bir başka adım var bu e, Covid 19'dan sonra böyle bir savaş e, bir biyolojik unsurlar üzerinden e, kimyasal unsurlar üzerinden olsaydı e, bu e, yani birkaç yüz milyon dolarlık bir hadiseydi. Onun için e, şu anda görüyoruz ki. Amerika Birleşik Devletleri'nde e, Amerikan milliyetçisi ve Amerika'yı yeniden derleyip toparlamak ve de ki e, mesela Houston'da bir e, Türk asıllı doktor Amerikalı arkadaşımın e, bana yakınlarda aktardığı şöyle e, Amerikalı albay ve generaller kendisi orada öğretim üyesi e, aynen şunu söylüyorlar Amerika'da e, ya e, 50 yıldır bu onlar Jewishler, Yahudi bankerler bizim kanımızı emiyor. Bunların burundan getireceğiz. Onların tabirleri. Artı bir başka daha hadise var. Amerikalı bu salgında bir şey gördü. Her şeyi Çin'den almanın, ucuz almanın bir bedeli vardı. Yani maske bile Hı -hı. bulunamayan bir ülke. Bunun yerine Hindistan'ı ikame ediyorlar şu anda. Hı -hı. Ve de bu üretim Prosesini farklı farklı ülkelere kaydırmak istiyorlar. Onun için olay şu. Bir para savaşının içindeyiz. Evet. Para savaşını küreselciler kazanır ise bir başka, Amerikan milliyetçileri kazanırsa bir başka olacak. Ama her iki halde de sanal para geliyor. Ama burada da şöyle Hı -hı. bir durum var hocam size katkı olsun diye. Şimdi burada çok önemli bir Amerika için söylüyorum. Ee, yani dönüm noktası var. O dönüm noktası da şu. Dijital doların kontrolü kimin elinde olacak? Ha? Ka Orada i̇şte, zaten. Yani eğer Fed'i tekrar para kontrolü yani kağıt olan doları basan Fed'in kontrolünde mi yoksa Amerikan ulusalcılığı ya da yeni bir merkez bankası kurup dijital doları biz belirleriz şu kadar e, üretim vardır şu kadar piyasada dijital dolar vardır diyecek ayrı bir kurum yapacaklar. Fed'in elinden alırlarsa bunu yani 15-20 yıl sonra artık bu şirketler vesaire hiçbiri kalmaz ortalıkta. İşte onun içinde yani 2000 şeyden 1998'den itibaren Louisiana Üniversitesi'nden bir e, ekonomik sistemler hocası Nesara diye bir sistem hazırladı. Söylenen o ki bana. Hı, hı. E, Clinton'ın bir Monica Lewinsky kepazeliği vardı ya. Yani. Monica Lewinsky kepazeliğinde e, bunu Pentagon e, baskı yaparak Nesara'yı imzalattı deniyor. Nedir Nesara? Onu daha ifade edeyim. Amerika'da e, 1978 Washington mutabakatından sonra 1987'de bir FEMA kuruldu. Federal Emergency Management Agency. Evet. Bizdeki sıkı yönetimin karşılığı hı hı, yani. Hı. Mesela o e, şeyde e, kasırgada falan da bunlar devreye girdi geliyor. Bu e, NESAR'a e, Amerikan'ın FED'in kontrolünü Amerikan Hazine Bakanlığı'nın için almak. Temeli bu ve ulus devlet çizgisinde bir para sistemi. Şimdi e, görebildiğim kadarıyla aslında mesele sadece Amerikan seçimleri değil, değil. dünyada ulus devletlerle küreselleşme arasında bir kavga var. var Çok bir radikal kavga. bir kavga. Biz var. bunu hani Amerika değil. 20. yüzyılda dünyanın jandarmanı yaptı. Çünkü onun üzerinden konuşuyor. Ama şimdi tarihe baktığımız zaman da Amerika aynen Trump'ın yaptığı gibi ben kendi kıtamda kalayım. İşte kendi yatırımıma bakayım, bölgemle uğraşayım dedikten sonra mesela Wilson Woodrow Wilson o bizim evet. inkılap tarihi kitaplarında evet. daha sonra da 20. ortasında Truman gibi liderler geliyor ya da getiriliyor. Birdenbire Amerika dünyaya açılıyor. Evet. Ee, mesela Trump'ın da aslında bunların zıttına olarak baktığımızda hani kendi Amerikancı olduğunu görürüz ama benim aklıma şu geliyor. Mesela Obama kimin adamıydı? Bu bir. Hani Obama küreselcilerin adamı mıydı? Sonra bu geldi. İkincisi de Trump neden Dünya Sağlık Örgütü'nden ve iklim anlaşmasından Çekildi. Ee, sanırım yine Monroe doktorini gibi yani Amerika kendi işine baksın, kendi bölgesine kalkınmasına baksın diyen bir adam. Şimdi bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Her ikinize de sormuş olayım. Bu, ben Macron, evet. Evet, şimdi Bak. Obama kimin adamıydı? Obama kesinlikle küreselcilerin adamıydı. Macron. Gibi. Macron gibi. Hillary Clinton gibi, George Bush gibi, bu tarz yani Baba Bush gibi ya da işte şu bizim meşhur Aktördü sonradan başkan oldu. Reagan. Reagan, Ronald Reagan gibi. Şimdi bu adamlar, şimdi öncelikle şurada Adam Smith'ti galiba. Bırakınız yapsınlar, bırakınız etsinler. Evet. Şimdi şeyden sonra bu Avrupa'da endüstri devriminden sonra e, muazzam bir e, şey ihtiyacı başladı. Tarımda özellikle üretim ihtiyacı başladı. Ve bunu Avrupa hiçbir şekilde doğu ülkelerinden karşılayamadı. Yani buna aynı şekilde Anadolu toprakları da dahil. E buna Rusya'da dahil çünkü tarım teknolojileri yoktu. Fakat Amerika buna anında cevap verdi. Mesela e, atıyorum yılda 5 tonluk olan e, şey ihtiyacı, e, pamuk ihtiyacı e, Türkiye'de belki hani 2 e, tonla karşılanıyordu Anadolu'da. Hı. İşte 1 ton başka bir yerden alınıyordu vesaire ama bu birden 30-40-50 tona çıkınca Bizim öyle bir dönüşüm kapasitemiz olmadığı için, yani çiftçiye de bunu ürettiremediğiniz için, o makinalaşma olmadığı için Amerika'da muazzam bir tarım üretimi başladı. Tarım ve hayvancılık. Dümdüz araziler, sulak alanlar, makine ekipman hemen yapılıyor, üretiliyor, o teknolojiyi geliştirmiş ve dünyanın gıda ihtiyacını Amerika üretmeye başladı ve satmaya başladı. Amerika'nın en büyük gücü oradan geliyor zaten. Amerika araba yaparak, satarak, işte silah yaparak, satarak hı hı. zengin olmadı. Amerika tarım ürünleriyle zengin oldu. Mısır. Mısır dediğiniz zaman envai çeşidini Amerika üretebiliyordu. İstediğiniz kadar hemen gönderebiliyordu. İşte e, her yerde depoları vardı. Zaten e, sadece yapacağı şey okyanusu geçmek. Hindistan çok uzak ulaşılamıyor vesaire. E, zaten... Afrika'da tarım yapılamıyor. O zamanki dönemlerden bahsediyorum. Yani bu 1900'lerin başı, 1800'ler, 1900'ler o zamanlar. Şimdi buna Amerika birden giriştiği için o hayvancılık da aynı zamanda. Amerikan etleri de gelmiştir, Türkiye sütleri de gelmiştir, vesaire de gelmiştir. Şimdi birden fazla oluştu Amerika'da. O zaman bu fazlayı ne yapacaksınız? Bunun bir kısmını, işte çok güzel orada şeyler devreye giriyor. Bu düşünce kuruluşları ve hakikaten bu ekonomik alanda da şu an okutulan kitaplara bakın, ekonomilerde hepsi Amerikalı adamlar ya da işte Avrupalı adamlar. Şimdi bunlar dediler ki, biz bunları o zaman şey yapalım, çok uygun fiyatlara ya da önce bedava verelim bu ülkelere, sonra onların üretiminden daha düşük fiyatlara verelim. Bırakın bizden alsınlar. Zaten elimizde fazla. Bunlar çürüyecek. Bir, bir tür hocam e, evet. yani rıza mühendisliği değil mi? Yani Çok senin demin söylediğin gibi razı, razı ederek gönüllülükle aynen. aslında. Bedava geliyor yani ne istersiniz ki? Önce bedava geldi. Ondan sonra sizin üretiminizin e, daha maliyetinizin yani üretim maliyetinizin daha altına. e Şimdi birden gıda fazlası var ortada ve bunu dağıtıyorsunuz. Ne oldu bu sefer? Amerika küreselleşti. Herkese gıdasını gönderiyor. Gıdasını gönderirken bu sefer ne istiyor onlardan? O zaman diyor bize burada bir liman verin. Bize burada bir askeri liman verin. İşte bize burada bizim bunları getiren e, işte tüccarlarımıza ya da efendime söyleyeyim bunları koruyacak olan askerlerimize vesairelerimize bir üst kuralım biz burada. Hem sizi de geliştirelim. Size de top verelim, tüfek verelim vesaire verelim. Ne kadar ıskarta ayırdıkları varsa onları da bize önce bedava verdiler. Sadece bize değil bu bütün e, coğrafya yani komünist rejimler hariç Rusya ve Çin hariç her yere Hindistan dahil. işte e, Vietnam'a savaşlar ama Vietnam'a önce şey veren de silah gıda veren de Amerika'dır zaten. Yani hepsine verdiler. Japonya zaten en büyük alıcısı. Japonya'da ekilecek yer yok doğru Vesaire vesaire. Avrupa'ya yığdılar. Bir Afrika'ya yı ellemediler. Amerika'nın Afrika'da çok bir etkisi yoktur. Daha çok Avrupa etkisi vardı. Sonradan girdiler onlar da. Şimdi böyle olunca birden küreselleşti. E, küreselleşince Amerika daha da zenginleşti. Şimdi zenginleşince ne oldu? Bir de iş gücüne para harcamıyorlar. Kölelik sistemi var o dönemde. Köleyi gönder bırak çalışsın. Karın tokluğuna çalışıyor. Yani öyle de bir sistemleri var. E o zaman ne olacak? Küreselleşmiş oldunuz. Bu sefer bu ulusalcıların, milliyetçilerin de hoşuna gider. Herkes de hoşuna gider. Çünkü zenginleşiyorsunuz. Şimdi bu kadar silah, makine, ekipman, mühimmat, markalaşmış ürünler nasıl yapıldı? İşte bu dünyadan toplanan parayla yapıldı. Bunun da kaynağı tarım ve hayvancılığın Birden artması ihtiyaç fazlasından dolayı da dünyanın bağımlı hale getirilmesi. Sonra baktılar ki bu sefer e, bu verdikleri yetmiyor. Daha ucuza nasıl mal edebiliriz? Bu sefer genetik arttı. Nasıl genetik arttı? Tohumla oynadılar. İşte bir buğdaydan 10 başak elde etmeye başladılar. Bu sefer bu, bu şekilde verdiler. Genetiği de bozdular. Şimdi biz kendi kendimize, bütün dünyasında kendi kendine yeten bir tarım toplumuyduk. Sonra bu zenginlik, fiyatlar. E... Siz hani bahsettiğiniz parayla oynama finans merkezi evet, olması. Finans lazım. merkezi olması da şu, tarımdan sonra işin içinde bir de enerji kaynakları var. Ta ki ne zaman şeyle Suudi Arabistan'la Henry Kissinger dedi ki biz bu petrol alışverişini dolar üzerinden yapalım. Boşverin riyel miyel vermeyelim size. Biz size dolar verelim, siz de dolar kullanın. Onu bir oturttular. Bütün dünya dolarlaştı yani tarımı belki bu şekilde yapmıyorlardı ama hı hı hı. yani dolar o zaman kıymet kazandı dünya çapında bir e, küresel para birimi oldu ve tek basma şey, e, yetkisi de Amerika'ya geçti. 20. yüzyılın ortasında Aynen. zaten Amerika'nın tek olgun Evet. Ercan Bayır sizlere evet. selam söylüyor. Hususen biz de selam günde ve güzel bir soru sormuş. Diyor ki bu anlattıklarımızdan kapital sermaye Bankacılığı, dünya borsa sistemini, Hollywood ve FED elinde tut, bulunduran küreselcilere karşı Ulus devletlerin şansı nedir diyor? Şimdi öyle düşünmesin. Birinci öncelik şu, aynı kapital sermaye önce Osmanlıdaydı. Aha. Bu kapital sermaye sürekli yer değiştir. Yani Yahudi bankerlerden biz de çok çektik. Şimdi Galata bankerlerini bilirsiniz. Yani şimdi e, onun dışında Osmanlı topraklarında e, İzmir limanı, Mersin. Yani Mersin, İskenderun, o civarlar, Alanya, Alanya, aynı şekilde o dönemlerin ticaret merkezleri aslında, İstanbul keza aynı şekilde, Kırım, Buralarda hep Yahudiler, Rumlar, bir kısım Ermeniler izin verdikçe ticaret yaparlardı. Şimdi bu Yahudi bankerler zaten bütün dünyanın sorunu. Aynı şekilde endüstri devriminden sonra Avrupa'nın ihtiyaç duyması sebebiyle bu para alması. Ve bu paralar karşılığında ödeyememeleri, yani fabrika sahipleri paraları ödeyemediği için fabrikalara el koyan Yahudi bankerler. Yani birdenbire fabrika sahibi haline geldi. Bugün çok önemli bir Alman markası var mesela hı hı. otomobilde. Hepsi hatta kimin? Ne Alman devletinin ne bir Almanın. Hepsi Yahudilerin. Şimdi bu Yahudi sermaye sürekli yer değiştirir. Yani Amerika <laughs> çok uygundu, Amerika'yı kurmak yani işlerine geldi küresel sermaye yer değiştirir. Yani belli bir yere bağlı değil. Bu genel Yahudi Siyonist sermayedir ki İngiliz kraliçesine bile isyan edip İngiliz Amerikan Savaşı'nı başlattılar. İşte maviler kızıllar ve İngilizleri Amerika'dan sürdüler. O zaman söylüyorum. peki yani... bu sermaye bu bankerler. Peki şu, şu se e senaryo da konuşuluyor. Artık Amerika'nın 20. yüzyıldaki misyonunu bitirdiler. Ve şu an Çin'e gittiler. Şu an oraya kayıyor. Mesela bu senaryo ne diyorsunuz? Şimdi kesinlikle doğru. Yani e, Amerikalılar zaten e, bu dedim ya biraz önce. Enflasyonu bitiyor term, mu Amerika'nın? Long Term Capital Management'ten e, itibaren e, Amerikan milliyetçileri uyanmaya başladı. Fed'in başlarına Hı -hı. bela olduğunu ki şu andaki olan savaşın adını Sayın hocam şöyle koyalım. Parayla silahın savaşı. Hı. -hı. der ki Silah az konuşur ama parayı susturur der. Şimdi bugün e, bir tarafta bankerler ordusu, bir tarafta ise Amerikan milliyetçilerin elinde tuttuğu silah var. Hı hı. Bu noktada şunu net olarak söyleyeyim. Önümüzdeki günlerde Amerika seçimlerinin en çok tartışılan konularından biri Jeffrey Epstein ve sevgilisi olacak. Çocuk istismarı meselesi hı hı. olacak. AC olacak ve <laughs> Androna Hikayesi olacak biliyorsunuz. Yani İki tarafta bütün kozlarını oynayacak. Oynayacak. Ama seçim hep öyle ee, Ve e, net olarak bir şey söyleyeyim. Küresel bir enflasyon dalgası geliyor. Hı hı. Çünkü e, bu kadar baktığımızda e, dünyanın 2019'da 89 e, trilyon dolarlık bir milli geliri var. Buna mukabil sistemdeki Sistemdeki basılı ve basılı olmayan e, paraya baktığımızda. Bunun 870 trilyon dolar olduğunu görüyoruz ki diğer taraftan dünyadaki 8 milyara yakın insanın geçen sene 25 Ocak'ta bu sene pardon Davos'ta ifade edildi ben onu güncelledim. Dünya insanlığın şu anda 270 trilyon dolar borcu var. Peki bunun alacaklısı kim? Bir avuç banker. işte bu noktada sırayla söyleyeyim. Bir, bunu bir korkutmak için söylemiyorum. Bilelim hazırlıklı olalım diye. Bir kere işsizlik dünyada patladı ve da daha da patlayacak. Hı. Yani bu şimdi e, görünüyor ki e, bu e, COVID-19'un ikinci dalgasını bütün dünya yaşayacak. Hocam ee, 1929 ekonomik bunalımından beri bunlar resmi açıklamalar. Dünya e, ekonomide en durgun devrini yaşıyor. Tabii tabii. E, hemen e, unutmadan bir şeyi söyleyeyim. E, bir ay kadar önce... Ama bu evet. salgınla da alakalı bir durum. Alakalı o, evet, evet salgın olmasaydı bu şekil olmayabilirdi. Ee, şey mi ekonomik kriz mi aslında, aslında. E, e, salgın sadece katalizör olarak kullanılıyor. Evet. E, bu noktada gelmek gelmekteydi zaten. E, evet hocam. Kredi sistemi dünyayı çökerten bu yani o hani kaldıraç diyoruz ya bir Hı -hı. liralık varlığına karşı ne kadar boşlandığın o hikaye bu. E, bir, bir, 1900 mesela 18'den sonra 29'da ki o kriz de bu kadar patlamamıştı. Sebebi hı hı. de kaldıraçlar o Tabii. borçlanma daha düşüktü. Şimdi dünyayı borç manyağı yaptılar. Evet. Hani bizim bir, e, mafya babaları şöyle konuşurdu. Onu mermi manyağı yapacağım diyordu hı hı. ya. <laughs> borç manyağı yaptılar. Dünyayı yani işte olmayan bir para mı dönüyor şu an evet. dünyada değil mi? Tabi, tabi. Yani karşılıksız yani. Bakın karşılıksız. Karşılıksız. dünyada bir Tabi merkez bankası sistemi vardır. Altın, gümüş, platin, palladium. Hı hı. Bu tabidir. Nitekim 1871'lerden 1914'lere kadar bu sistem iyi gitti. Sonra e, bu sistem bir bozuldu. Sonra 1944'ten 1971'e kadar iyi geldi. Ama 1971'de yıl katı gibi özenlisi koparıldı. Ondan sonra double, triple, işte aklına dolar basılıyor. Burada e, şunu ifade edeyim. Fed bir ay kadar önce bir açıklama yaptı. Dedi ki dünyada iki türlü merkez bankacılığı vardır. Biri Anglo-Sakson merkez bankacılığı, birisi Kara Avrupa merkez bankacılığı. Mesela Türk merkez bankacılığı Kara Avrupa merkez bankacılığı modelindedir. Çünkü Türk merkez bankacılığının temeli enflasyonla mücadeledir. Ama Anglo-Sakson merkez bankacılığının iki ayağı vardır. Bir enflasyonla mücadele, iki işsizlikle mücadele bir ay önce Paul bir açıklama yaptı. Dedi ki biz artık enflasyonla e, mücadeleyi dikkate almayacağız dedi. İşsizlikle mücadeleyi dikkate alacağız. Bunu anlamış olur Sayın Hocam. Nedir? Namütenayi para basacağız demektir. Hmm. Namütenayi. İşte Zaten bu noktada. Basıyorlardı. Evet. Şimdi ikinci dalgayla birlikte, o dünyadaki ikinci dalgayla birlikte işsizlik daha da patlayacak. Arkasından iflaslar gelecek. Zaten bir sürü iflas var. Artı şu anda dünyayı e, kredilerle yani karşılıksız mesela e, bu paranın nasıl tezgahlandığını vatandaşa anlatsam vatandaş korkar cebine sokmaya bunun. Ama kafasını karıştırmayalım. Banka 1 lira için e, o şey ise 10 e, lira ise 10 liranın 1 lirasını merkez bankasına yatırır 9 lirasını kredi verir o 9'u diğer do, böyle sürekli para dünyada şimdi Türkiye'de bir kısım e, cahil cüeyla e, paranın sadece merkez bankasından falan üretildiğini zannediyor hayır mesela İsveç'te paranın tamamını ticari bankalar üretir hmm. Amerika'da %70'i tic ticari bankalar tarafından üretiliyor çünkü borç sistemi üzerine döndürülüyor Kapitalist sistemin temeli budur zaten. Evet. Borçlanmazsanız büyüyemezsiniz. Ha, o zaman bu, ama bu 1971'den yani, sonra bu zımadan evet, çıktı. Evet. O, i̇şte burada o zaman bu küreselcilerin dediği gibi ya bu kapitalist sistem artık geldi, tıkandı. İşte pandemi de buna bir tuz biber ekti. O zaman yeni bir sisteme geçelim işte diyorlar, resetleyelim diyor. Şirket sosyalizmi resetleyecekler. Evet. E, şirket i̇şte o problemler. noktada şu anda 2000 mesela Çin'de e, çok ciddi bankaların problemleri var. E, bu anlamda 7-8 tane bankada Çin'de iflas etti. Böyle çok büyük bankalar iflas etti. Şu anda önümüzdeki 2021'in ortasından sonra dünyada patır patır bankaların döküldüğünü göreceğiz. Arkasından ne olacak biliyor musunuz? Bunu yazın bir yere. Bin defa yanılmak istiyorum. Gıda tedarik zinciri kopacak. Çok tehlikeli işte. Evet. En tehlikelisi bu. Amerika'da hemen yağma dediğiniz ha, ya. Gıda tedarik görünüyor. zinciri kopacak. Arkasından da Askeri operasyonlar, sıkı yönetimler gelecek. Önümüzdeki 10 yıl. FEMA niye 800 tane kamp hazırlamış hocam Amerika'da? Ee, çünkü FEMA'nın iki e, o FEMA'nın yönetmeninde iki madde vardır. Bir dolara el koymak, bankalara el koymak. 800 kamp hazırlar evet. sıkı yönetim. Bunun kararları 2017 yılında Osaka'da alındı zaten G7'ler tarafından. Ama bu kamp alanları şey için, yani o elitlerin ya da yöneticilerin o 350 milyondan ayrı tutulması için. O değil o. O hocamın dedi o değil. O, 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 dedi. Yani. o, dedi, o, o değil. zaman karışacak bunu biliyorlar o, o, yani. O kamplarda 50 Hazır. milyon insanı e, alacak kamplar yapıldı. O şu. Maraza çıkaranları tıkacaklar oraya. O zaman maraza çıkacak demek. Maraza çıkacaklar. Ona hazırlanıyor. Tabii maraza çıkacak. Fema'yı boşuna mı kurdular adamlar? Maraza çıkacak su yönetimi ilan edecekler? Zaten e, mesela e, bundan 5-6 e, ay önce e, Fema'yı devreye alacak ...bir e, yönetmelik yayınlandı. Bunlar sessiz sedasız... geçiriliyor. Değil olarak. hocam? Artık Amerika'da da, Avrupa'da da, Fransa'da gördük... ...ordunun şeye indiğini gördük yani. E, Tabii. Tabi. Değil mi? Evet. Tabi, tabi. Ben mesela 1999'da şeydeydim... Bunların bir prova şu an. işte e, o önemli olmuştur prova. Seattle'da... ...Dünya Ticaret Örgütü'nü protesto eden... ...binlerce insan vardı... Ben e, hiç aklıma da gelmemiş öyle bir şeyin olacak. San Diego'dan Seattle'a gittim. Üç gün otelden çıkamadım ben. Hı hı. Çünkü yandı. Polis akından gelemedi. Sonra bizdeki jandarmanın karşılığı olan Amerika'da o e, şeyler ranger dedikleri efendim hı hı hı. bu milli muhafızlar dedikleri o insanları e, aşağıya caddeye indirdiler sokağa indirdiler. De öyle hadiseler. Şimdi burada da işte zaman zaman e, Trump o jandarmaları devreye sokuyor zaten. Gökhan Bey diyor Gökhan Genç, Koray Bey hocalarıma sorar mısınız? Karşılıksız para basılması demek ortada altın falan yok demek mi? Altın nerede? Şimdi 200 sene önce hep e, hocamı davet ettiğimizde hep diyordu ki işte eurodur, dolardır bunlar döviz değil, altındır diyor. Tabii. Hani bunu makro ölçekte de söylüyordu. Bizlere de söylüyordu. De, tabii. Gerçek döviz altındır. Bugün gelinen noktada dünyada altının tabii. ne kadar Bana yükseldiği. Bana binlerce mesaj yazdı. <laughs> telefon yani var. Allah razı olsun hocam diye. Bu bir yatırım tavsiyesi değil. değil, değil yani. hala be, Benim param olsa giderim. Tabii altın alırım. Tabii. Yani dolarla molarla uğraşmam kardeşim. Çünkü dünyada Ama bunu görüyoruz. Ama fiziksel görürüm. yalnız. Tabii. Dedi, yani altın, gümüş, paladyum, platin. platin. Dört tane Dördü. kıymetli metal Kıym var. Bun yani. Bunlar tabii kıymetli. tabii. Var. Bunlar tabii merkez bankasıdır. Tabii merkez bankasıdır. Zaten insanlığı huzura kavuşturmak istiyorlarsa ki Amerikan milliyetçileri diyorlar ki kardeşim dolar bir dijital e, dolar olsun, e, kripto dolar olsun ama bu altına endekslensin diyorlar. Hmm. Küreselciler de diyorlar ki hayır aklınızı server'a emanet edin. <laughs> Çünkü ne yapacaklar biliyor musunuz? 25 yıl sonra dünyayı sıfırlayacaklar. 200 olan elinde 200 kalıverecek. Evet. Bu bunu tezgahı. O zaman o zaman buraya gelelim mi? O... Şimdi para. Şimdi üç tane şey görüyorum. Buradan evet. devam edelim. Dünya resetlenmek isteniyor. Evet. Ee, pandemi içinde veya da kullanılıyor. Yok, resetleniyor. Resetleniyor. Evet. Şimdi bir siyasi sistem değişecek. Evet. İki finans değişiyor. Yani dediğiniz gibi kripto. Dini araçlar ise. Üçüncüsü kültür. Yani aile, Tabii. transhumanizm yani böyle ne kadın ne erkek bireyler. Z kuşağı sıfır, hikayesi. Ha, ailenin sıfırlar. Şimdi bu üçünü görüyorum ben sizin anlattıklarınızda. Peki o zaman hani demiştim ya teklif ne? Ee, siz bir ipucu verdiniz dediniz ki bir küresel, e, özür diliyorum şirketler sosyalizmi ne gidecek? Şirketler ne ee, Çin modelinde dünya yapıyor. Peki bu dijital diktatörlük bu, bu nasıl devam edecek? Oradan bir gidelim. Şimdi alternatifine bir bakalım bari. Şimdi alternatifimiz aslında yok öyle söyleyeyim. <laughs> yani onların bize Bu, sunduğu alternatif dijital bir diktatörlük. Şimdi teori. onlar birçok şeyi söyleyebiliyorlar. Ee, Ama hak, dijitalleşmeye gidiyoruz tabii, ister istemez olarak yani. söylüyorlar. Yani, Server'e emanet şöyle, edeceğiz her yani bunu şeyimizi. bunun 20 sene önceden 30 sene önceden e, ...düşünen birileri var. Yani görevli bu kişiler. Ve diyorlar ki hayal edin ne olabilir? Hocam mesela lütfen sözü bir Bill Gates diyor ki 10 yılda bir bu pandemiye hazır olun diyor. 100 yılda birdi biz bunu 10 yılda, yılda, yılda bir de düşüreceğiz peki diyor, herhalde. Peki diyor sağlık açısından ya da kamu güvenliği içinde diyor ya çözüm belli. Yani hmm. çipleneceğiz diyor. Bu, bu bir alternatif sunmak evet. değil Al, midir bize? Bu bir alternatif sunmak değil. Şöyle e, yani... Hiç kabiliyetiniz olmayan şeyler düşünün. Mesela üniversite okumamışsınız, lise okumamışsınız, işte ortaokuldan terksiniz Ama... belki. Hepsi bir anda size gelecek. Her şeyi bileceksiniz. Özgüven on numara. Her yerde en şey siz olacaksınız. Hı. Ee, en gözde insan siz Nasıl olacaksınız. Olacaksın i̇şte beyin sapına eklenen bir çiple Şimdi çipler iki türlü. Bu çiplerde şöyle bir duruma. Biri beyin sapı ki Elon Musk'ın yaptığı o beyin sapına ya beyin Musk orası, tabii, evet. Yani bir tanesi de şey. E, beynin ön lobuna yakın bir bölgeye sağdan ya da soldan Şimdi ön lobuna yakın bölge olursa bu sağlıkla alakalı bazı sıkıntıların işte Alzheimer'ın, Parkinson'un vesairein bunların e, tedavisi ya da o, o an kaslara hükmedemiyorsanız titremeler vesaire, bayılmalar gibi sarı hastalığı ya da e, gibi e, şeyler olduğunda onları durdurabilmek için yapılan <laughs> teknolojiler. Beyin sapı olursa Tamam size bu bilgiler bir şekilde e, verilebilir. Hı hı. Aynı e, Matrix filminde olduğu gibi hı hı. birden o helikopter kullanmayı öğrenip uçabileceksiniz. yani Ama aynı zamanda kontrol edilirsiniz. Yani size yapma dediği anda beyniniz sizin ne kadar ön frontal lob ne kadar e, bedene emir verirse versin. Yani şu kafanın altında gözler, kaslar, e, çene, kaslar, kulaklar, e, eller, ayaklar ne kadar emir verirse versin kilitlenir kalırsınız. Çünkü bütün sinirler buradan geçiyor. Hı hı. Bütün emirlerin gittiği yer burası. Burayı bloke ettiğiniz zaman beyin sapını, o beyincinin alt kısmını, yani halk anlasın diye ben çok te e teknik terime girmiyorum, orada kilitlenirsiniz işte. Hı. Yani hiçbir şey yapamazsınız ya da size zorla elinizi kaldır kaldırırlar. Evet. Bunun ilk çalışmalarını ta 1910'larda Doktor Penfield yapmıştır. Yani e açık beyin ameliyatı yapıyor. O beyin ameliyatı yaparken hastayı uyuşturmuyor çünkü beyinde acı yoktur. Sadece kafatasını keserken acı hissedersiniz. E, beyin acı hissetmez. Hissizdir yani beyin. Orada bir noktaya dokunuyor. Ne hissediyorsun diyor? Sanki bir şey benim elimi kaldırıyor diyor. Yani ben istemeden indirmeye çalışıyor ama diyor indiremiyorum. Ben emir veriyorum fakat inmiyor diyor. Yani bu çalışmalardan geldi iş bu buralara. Yani bunlar yeni teknoloji, yeni çalışmalar değil ki Darpa bu konunun öncüleridir. Darpa'da <laughs> özellikle beyin üzerine çalışma yapan ve e, Amerikan askerlerinde de denenmiş şeyler vardır. Yani e, ben bu zihin kontrol kitabında hepsinden bahsettim. CIA'nin böyle belgeleri var. En son, son diye, New York Times'ta DeepMind evet. var zaten. Hı hı. Aldı başına Aynen. gidiyor DeepMind. Şimdi bunları sizin o Neuralink sistemiyle Elon Musk'ın ya da bir başkasının uydu sistemiyle ya da e, bizim GSM istasyonlarının e, alıcı vericileri bu aynı zamanda alıcı ve verici olarak çalışacak bu çip yerleşen çip cep telefonuymuş gibi. bunda küçücük bir çipi var. Çünkü yani artık bu, bu bir şey değil Tabii. böyle hayali de açıkça net söylemeye başladılar dedi. Bir kere aşı aşı için çipleneceksiniz. Bu bir bir tür kimlik kartı olacak. E şimdi bizim mesela hes kodu var o da bir şey yani. Hani hı hı. o da bir nevi çiplenme şimdi o olmadan gidemiyorum bir yere. Demek var mı yok mu belli hocam, oluyor. Her gibi her insan artık tanrı. Hı hı. Verizm dini. 5 teknopoli şirketinin başına çektiği dijital Yapılar, hı hı. algoritmalar e, adeta Talmudlar. Ama tabii ayırt düşünün, etmek lazım. Mesela bir, şöyle bir, bir şey düşünelim. Bir e, dijitalliğin e, güvenlik için kontrol edilmesi, hani bir de çiplenme diye başka amaçlar. İkisini ayırt tamam, etmek lazım. Tamam şöyle bir şey düşünelim. Yunan askerleri, Yunan halkı komple çiplendi. Ve onlara üstün özellikler verildi. Ve bize çok büyük sıkıntı. Her türlü askeri stratejiyi biliyorlar vesaire diyorlar. Şu bu bilmem ne. Neyse bütün mevzular yani tarihten bugüne kadar ve çok organize olabiliyorlar. Herkesin birbirinden haberi var. Ne yapacağız? Hı hı. Ne yapacağız yani? Rus askerleri çiplendi, Amerikan askerleri çiplendi hepsi. Zaten hani Yani bu hani robot savaşlarından önce bunların gelmesi ya da diyelim ki e, öyle arkadaşlarınız var ki hepsi mesela akademik camiada diye düşünelim hocam. Yani bütün 10 tane profesör birden çip taktırdı ve adamlar ooo yardırıyorlar. Yani bütün çalışmalar ondan çıkıyor. Bütün dünyada isim yapmışlar. Ne yapacaksınız? Zaten e, siz de yapacaksınız. Biyolojik eşitsizlik. <laughs> bu özendirme zaten. O zaman bu bir özendirme. virgül koyalım. Evet. Çünkü bu e, önemli. Hani e, dijital bir dünyadayız artık. Bu sistemin Sanal içindeyiz. Sanal para da aynı şekilde girecek. Ha, bu nasıl kullanılacak? Onu da üçüncü bölümde. Yani. Üçüncü bölümde dijital e, tasarlanan dijital dünya nedir? Ve pandeminin bu net etkisindedir. Buradan devam edeceğiz. Evet değerli izleyenler anne zaman kaldığı yerden devam ediyor. Bu hafta anne zamanda Amerikan seçimlerinden başlayıp 21. yüzyılda dünyanın gidişatını konuşuyoruz. Hem siyasi hem finans hem kültürel olan kıymetli <laughs> konuklarımız Doktor Ramazan Kurtoğlu ve Yazar Ali Selman Demirba. Onlarla birlikte olayın tüm yönlerini konuşmaya devam ediyoruz. Bu söylediklerimiz sadece e, tasarlanan ya da öngörülen şeyler değil özellikle 20. yüzyıldan günümüze ve günümüzden de geleceğe uzanan elimizdeki verilerle birlikte dünyanın yeni bir değişimin eşiğinde nereye doğru gitti? Çünkü malum dünya her daim bu değişimleri yaşamakla. Şimdi güzel bir yere geldik dedik ki Evet kapitalist sistem artık 20. yüzyıldan beri pek çok sıkıntı yama yapıldı yama yapıldı ve en son dediler ki bu yamayla olmuyor bunu yenileyeceğiz ama ben özellikle şunu sordum ikinci bölümde ise bu alternatifi ne diye bir dijital diktatörlük. Ee, bu da sadece George Orwell'ın 1984'ündeki gibi bir kurgu değil, bu gerçekleşiyor. Yüz Tabii. tanıma sistemleri, işte hepimizin kayıt olduğu Tabii sistemler, bu evet Çin'de sistemler. Yani hepimiz. E, farkında mısınız bilmiyorum ama kıymetli izleyenler hepimiz bu sistemin içerisindeyiz. Sosyal medya kullanarak uygulamalarla vesaire. Biz ki bu biraz daha gelişleyecek ve siyaseti, kültürü ve finansı da ele alacak. Belki pek çok izleyenimiz şu an işte kripto paralara yatırım da yapıyorlar. O sisteme girdiler. Bunun sonu nereye kadar gelecek? Benim merak ettiğim bu. Bunu nereye kadar zorlayacaklar hocam? Şimdi şöyle ifade edeyim. Hocam hı hı. İki yeni kavram kullanacağım. <laughs> Birincisi, tabi bana bazen öğrencilerim de soruyor. Hocam bu <laughs> diyorsunuz ki in, insan e, kendisi bir e, alıcı verici olacak. Bu nasıl olacak? Diye soruyorlar. Dijital serum diye bir tanım var. Giydiğimiz çamaşırlarından, giydiğimiz gömleğe kadar, kravata kadar kullanılan malzemeler internete uydudan bağlanır, çalışır hale gelecek. Hmm. Artı şimdi bu e, çipleme işi de öyle bir noktaya gelmiş vaziyette ki e, 2019 yılında Amerika'nın ünlü, ünlü üniversitesi MIT'den, Massachusetts Institute of Technology'den bunun e, şeyi imalatına geçildi. Kuantum mürekkep diye bir şey var. Yani böyle buraya bir çip falan değil. Kuantum mürekkeple size zerk ettikleri an sizin uzaktan kontrol edilebilir ilaçlar zerk edecekler size. Nano teknolojik Siz, tabii. Sıvı. Tabii sıvıyla zerk edecekler. Böyle insanlardan zannediyor ki şuraya bir şey takacaklar, dokunacağım falan. Yok hayır öyle bir şey yok yani. Bu enteresan da bir bu daha da farklı bir şey. Bu e tabii şey. tabii <laughs> böyle geliyor. İşte onun içinde e, küresel bir dijital kimlik olacak. Nasıl ki Telefon 0090 Türkiye ili e, nedir nedir İstanbul'un kodu nedir e, 212 gibi bir e, sizin dünya vatandaşlığı kodunuz hı hı, bir hı. ülke milliyet kodunuz bir de işte başka neler isteniyor ise bu kodların olduğu bir e, dijital kimlik bunun yanında tek dünya merkez bankası tek dünya bu merkez bankasının kontrolünde sanal bir rezerv para. Ve de bir lekodin. Nedir? Mesela Lego? bu Dünya Sağlık Örgütü bence bu bu pandemide bunu oynuyor yani oynuyor tek tabii. merkez Dünya benim. Sağlık diyorum. Örgütünün başındakine o çevreler generaldir. Hı hı. Ve Dünya Sağlık Örgütü altı tane ulusüstü dev ilaç şirketinin kontrolü altındadır. Hı hı. Ve biliyorsunuz Trump oradan hı. E, aşağı yukarı bir 500 milyon dolar her sene yardım yapıyorlardı o yardımı kesti. Mesela ne yaptı Dünya Sağlık Örgütü? Bu Mayıs civarındaydı. Ee, Sahra altı ülkelere 25 ülkeye IMF yardım etti. Ve bu yardımı kredi yani. Burundan taktı yani. Hı hı. Neşat koştu hocam onu söyleyeyim mi size? Söyleyeyim tabi. Yani, tabii. Ee, dedi ki size bu yardım yapacağız dedi. O sürede Venezuela ve İran'da istedi ama onlardan Anasının dini şeyler istedi yani Eller yukarısını hı hı. istediler. Ama sahra altı ülkelere dediler ki siz bir e, köylerinize elektrik getireceksiniz. Biz, biz hangi şirkette elektrik getireceğinizi size göstereceğiz, söyleyeceğiz dediler. Yani para bu, cep, bu cebinden bu cebine girecek. Öte taraftan dediler ki köylerde seçilmiş seçilmiş e, çocuklara Dünya Sağlık Örgütü ile işbirliği yaparak aşı yapacaksınız. Ne oluyoruz ya? IMF nere? Dünya hı hı. Sağlık Örgütü. Buna şu deniyor, yeni literatürde hocam. Sap politik, yarı politik ulusüstü kurumlar. Hı hı. Dünya Sağlık Örgütü, Dünya Ticaret Örgütü, IMF, Dünya Bankası bunlardan ve şimdi en önemlisi bu küresel e, çete, bu oligarklar önce meseleleri küreselleştirirler. Şu, şu anda ne yapıyorlar onu söyleyeyim. 1970'li yıllardan itibaren önce benim mesleğe finansçıları itibarsızlaştırdılar iktisat. Arkasından siyasetçileri itibarsızlaştırdılar üst bürokrasiyi. Arkasından ilahiyatçıları itibarsızlaştırdılar. Ve arkasından şimdi şeyden 1980'lerden 90'lardan itibaren hekimleri itibarsızlaştırdılar. Hekimler Büyük çoğunluğu o e, namus hekimleri tenzih ederim. E, i̇laç endüstrisinin yerinde e, pimpon topu gibi oynuyorlar. E, ne tartışılır? E, gazeteleri açarsınız. Dünyada 2019'da 2 trilyon dolarlık silah satıldığını döndürürler, döndürürler gündeme getirirler. Peki 2019'da dünyada sadece reçeteli 2 trilyon dolarlık ilaç satıldığını, 700 ile 1 trilyon dolarlık under table dedikleri e, faturasız e, efendim reçetesiz ilaç satıldığını, öte taraftan 2 trilyon dolarlık tıbbi malzeme satıldığını söylesen ne dersiniz? Hı. Ama gözden kaçırılıyor. Bir de şeyi demin söyledim ya çok özür dilerim sözünü kestim ama hani yarı siyasi ulus ötesi ha. öyle mesela. Bu Trump karşıtı gösterilerde Dünya Sağlık Örgütü'nün göstericilerden yana taraf olması ve pandemi var kardeşim bu kadar binlerce insan maske takarlarsa sorun yok diye böyle bir tavır koyması garip değil mi? Bir e, Amerika'da bulaşıcı hastalıklar e, merkezi var ya onun başında Fauci diye bir hekim var. E, e, Trump görevden alamıyor adamı. Sağlık örgütünün siyasi bir olayda taraf olması evet. çok tuhaf değil mi e, ya? Yani? Tuhaf tabii. Çünkü o yani bu bakınız 1950'lerden beri vakıflar üzerinden İngiltere ve Amerika'daki e, trust sistemi üzerinden, vakıflara benzer hı hı. bir sistem. E, diğer taraftan e, <laughs> offshore bankacılığı üzerinden ve diğer taraftan enjoy dediğimiz sivil toplum kuruluşları üzerinden. Bu adamlar siyaseti, dini kurumları bilimi panto ediyorlar hocam. Evet. Bilimi yani şimdi bilim bağımsızdır falan. Hadi canım oradan senden. Bilim bağımsızmış. Dalga geçiyorlar. Aklınızda bari alay etmeyin ya. Bilim bağımsız falan değil. Bir bilim önde gelen bilim kuruluşları bilim kuruluşları bu küresel yapının kontrol altında. Belki şöyle deriz bilim bağımsız da bilim adamlarının bağımsız olduğunu kim söyledi size değil mi? <laughs> Yok bilim adamları bağımsız olsa bile sizin çalışmanız yayınlanmıyor, harcanmıyor, kadar, kadar, kadar bitti tabii. tabii, tabii da benim bir makalemi satın alıp neoliberalizmi tek eden bir makalemi ünlü bir dergiye gönderdim. Şurayı şurayı değiştirirseniz yayınlarız. Çünkü bir o te, o bölümü çıkarmak. Hemen Çinliler devreye girdi dediler ki biz yayınlarız. Hmm. Çünkü e, adamlar şu var. Her şeyi para üzerinden kontrol ediyorlar. Parayı kontrol eden inançları kontrol ediyor. İnsanlar din inançlayınca sadece Yahudilik, Hristiyanlık veya Müslümanlığı zannediyor. Hmm. Dünyanın yarısından fazlası felsefi inançlara inanıyor, semavi dinlere inanmıyor. Hmm. İşte bugün de mesela Çin'in %60'ı, Japonların üne Kore'nin buradan bir herkesin tanrı olduğu veriizmin, datanın din olduğu diğer taraftan bu dijitalizminde Talmud olduğu bir diktatör model geliyor. <laughs> bunu, bunu, bunu önlemene imkan var. Elbette var. Bir kere şu anda tarihte hiç olmadığı kadar son 200 yıldır 1813-1815 Waterloo Savaşı'ndan bu tarafa küreselciler kesin her şeyi elde ettiler. Ama bu sefer işler zor. Çünkü başta Amerika olmak üzere Rus devletler direniyor. Çin'de de bu direniş var. Yani bir evet. Şangay ek ekolü var. Bir de Pekin ekolü var. İngiltere İngiltere'de de bu direniyor. Şimdi e, apar topar kraliçeyi kaçırdılar ya. Evet değil mi? İngiltere değil Başbakanı de. nereden? Gökten zembille mi indi de Covid-19 verdi. Yani şimdi herkesi terbiye ediyorlar. Değil mi? Onun için önümüzdeki dönemde Sayın Hocam çok sert bir mücadele ile karşılaşacağız. Evet. Ama ben Tarım, su ve e, milli aşı ve ilacın en stratejik unsur olduğunu buradan bir kez daha duyurmak istiyorum. Şimdi hocam, e, şimdi hocam çok güzel söyledi. Artık dedi her ülkede böyle bir, bir ayrışma tez antitez olarak bu çatışma devam ediyor. Tamam. Evet. Ulus devletler de direniyor çünkü bu, bu görüldü. Konuşmanın başında özellikle gençlerin dönüşümünden bahsetmiştik. Şimdi biz işin finans boyutunu konuşuyoruz, dünya siyasetinin değişmesini konuşuyoruz, ulus ötesi yapılardan bahsediyoruz ama gerçekten hani hepimizin yaşları da var, kendi dönemimize kıyasladığımızda gençlerde yeni bir dönüşüm, başka bir dilik konuştuğunu gençlerin görüyoruz. Bu medyada, sosyal medyada da sık sık dile getiriyor. Şimdi şöyle de bir şey var, Şimdi garip de bir şey. Bütün bu dönüşümlerin içinde sosyal yapında dönüştürülmesi gerekiyor. Ve burada iki yere oynadıklarını görüyoruz. Bir aile kurumu, e, bunun yıpratılması yani yalnız bireyler. İkincisi de transhumanizm yani cinsiyetsizleştirme. Evet. Cinsiyet eşitliği adı altında tabii. ki cinsiyet eşitliği tabii ki insan olarak gayet tabii bir şey ama bunun ötesine geçir. Doğuştan gelen cinsiyet farklılığı değil. Değil için. değil. Hani hukuk önünde kadın tabii, ve erkeğin eşit olması ayrı bir şeydir cinsiyetsizleştirmek ayrı bir şeydir. Kesinlikle. E, i̇şin kültür yönünde nasıl bir dönüşüm e, planlanıyor? Hocam hem din dedi yani, yeni böyle yapay dinler, e, Lego dinler dediği şeyi de oynanıyor. Yani kültürel çökertme de var mı burada? Kültürel çökertme, e, zaten en başta onunla başladılar. Yani kültür e, empozesi diyorum ben buna. Yani kültür emperyalizminin bize uyguladığı şey, yani Amerikan kültürünün, bütün dünyaya e, resmen gönderilmesi, özendirilmesi vesaire. Amerika oldu? bir çağın adıdır diyorlardı evet. değil mi? Yani, adı değil, evet. kesinlikle bu işte Hollywood vasıtasıyla oldu. Hı -hı. İşte şarkılarla, türkülerle vesaire şunlarla bunlarla ondan sonra internetin devreye girmesiyle beraber oldu. Yani bir Amerikan özentisi, Amerikan rüyası, Amerikan yaşam stili. Sinema, müzik moda. Ve yemekleri bakın yemekleri, onların içecekleri her şeyi bütün dünyada. Bakın bir Çinlinin canı ben her zaman bu örneği vermişimdir 2010 senesinde yazdım o kitabı o, zaman o kitapta da yazar bu zihin kontrol kitabı bir Çinlinin canı kuru fasulye çekmez bir Türkün canı da suşi çekmez ama ikisinin canı da hamburger çeker kola çeker hmm. pizza çeker bunları çeker hmm. ve ararlar isterler almak isterler yani buradaki mesele sadece yemek değil hiç kimsenin canı mesela Çinli nerede görmüş şeyi e, Hindistanlı kot pantolonu Türk nerede görmüş yani? Şimdi bütün dünya kot pantolon giyiyor. 19. yüzyıldan yani, günümüze kalan abi. tek moda bu. Yani <laughs> aynı zamanda şu an ne yaparlarsa onları kullanıyoruz zaten evet. biz. Yani onlar bir şey çıkarıyorlar, sadece bize gösteriyorlar bir belli bir marka adı altında. Belli kanalları var, reklamlar vesaire. Onlarla yayınlıyorlar. Biz de gidiyoruz tıkır tıkır satın alıp geliyoruz. Ve bununla işte etrafa hava atıyoruz. Yani bu sistem kültürel bazda aile ilişkilerinde işte Babı yer dallas hep örnek veririm 80'de bunlar olunca bu üçlü bir araya gelince iki kardeş birisi de işte karısı şimdi bu üçlü arasında yani münasebetsiz ilişkiler olunca 20 sene sonrasına bakın işte gündüz kuşaklarında kadın programlarında görüyorsunuz 20 sene sonrası için söylüyorum bakın 1980 2000 senesinde başladı bunlar. Tabii 2000'den önce yoktu. Yani doğru dürüst yoktu. Hani bu işte ee, işte Küçük Ev'le, Bill ile şununla bununla bunlar girdiler, girdiler, girdiler. Rambos'uyla hı hı işte hı hı. tek bir Amerikan askeri. Amerika'nın bugüne kadar kazandığı hiçbir savaş yok. Yani İkinci Dünya Savaşı'nı saymıyorum. Hı hı. Ee, hani kendi bireysel girdiği, yani, başlattığı hiçbir savaş yok. O da 44'te girdi zaten. Yani, Almanlar bitmişti. Yani mesele ama Japonları mahvettiler. Tabii. O ayrı bir mesele. Ee, Pasifik'te kazandılar savaşı. Ee, o hiçbir şey yok ama Amerikan askerleri Amerikan e, işte bir Rambo'su bütün dünyayı muhafediyor ediyor. Algı her şey. Yani Hı. bu bu algı yönetimiyle vesaireyle işte o kültür zaten bozuldu artık. O kültür yok. Mesela Bakın, hocam kitaplar bir tane siz biliyor Hı -hı. musunuz? Türk e, şiiri, Türk şiir kitabı ya da Türk edebiyat kitabı kitabı. Yani doğru düz Amerika'da yayınlanmış besteler olmuş, Avrupa'da yayınlanmış besteler olmuş. Amerikalıların ki e, hatta adamların hayal alemleri artık hayal alemlerinden kitapları şöyle şöyle kitaplar var üç cilt tanesi bu kadar yani isim verirsek film de oldu bunlar zaten yani Harry Potter'ından tutun işte e, yüzüklerin efendisine kadar vesaire şimdi bunlar bir tane kitap yazılıyor bütün dünyada hem filmi e, çok para kazandırıyor bestseller oluyor hem e, kitabı bestseller oluyor şimdi nasıl girmesin bu e, çocukların aklına? Nasıl dönüştürmesin? Siz buna başta engel koymamışsınız ki. Bizde klasikler diye bir şey var. Mesela ben hiçbir Türk klasiğinin ya da Osmanlı dönemi kitabının Avrupa'da klasik olarak okutulduğunu bilmiyorum. Ama Avrupa klasiklerinin hepsi Türkiye'de okutuldu. Ben ilkokuldaydım. Biz Hı -hı. gidip milli eğitimin kendi kitabevi vardı. Tabii. O kitap evinden klasik almak için uğraşırdık. Öğretmen niye ders vermiş. İlla gidip bunu okuyacaksınız. Bundan sınav yapacak bizi ya da soru soracak. Bilmem kimin klasiği yani. Ee, i̇şte Oz Büyücüsü. E Hasan Ali Yücel. Yunan klasiklerini e, çocuklara evet. okuttu. Türk tarihinde. Yani şimdi o zaman biz nasıl eski kültürümüzle e, bağdaş kurabilelim ya da yeni kültür bizi değiştirmesin. Biz bunu çocukluğumuzdan beri yaşıyoruz. Ki gıdalar bunun en büyük şeyidir. Klasik bizde var ama hani batıya e, e, yani batıya sunulmasında bir sorun var. Yani onlarınki sürekli bize sunuyor. Yoksa biz dostu yazıyor. Okuyalım mı? Harikadır yani. Ya Hayır. Da şimdi, bazı şeyleri tabii ki ama her şeyi değil, biz her şeyi yapıyoruz. Şimdi Oradan gelen her şeyi alıyoruz, evet. süzmeden belli bir süzgeçten Bizim kültürümüzü, biz hikayemizi, kendi şeyimizi de aynı e, oranda. Yani sembollerimiz ya da edebi işte ya da sanatsal değerlerimizi gönderemiyor. Şimdi şöyle bir bu şey var hocam. Oluyor, dediğin çok doğru. Şimdi bizi kurgulanmış oluyor. Eee şun hepimiz şahidiz değil mi? Önümüzde işte dijital bir alem var. Artık evet. bütün hayatımızı sarmaladı değil mi? Bak ben de önümde burada bir Kesinlikle. sosyal medya aracılığıyla soruları alıyorum. Evet. Bu sosyal medyayı eleştirmek için de bu sosyal medyayı kullanıyorum. Öyle değil mi şimdi? Dijital alemi eleştiriyorum ama programı bu dijital Aslında eleştirmek değil. Bunu biz yapabilsek. Heh. Bunun kontrolünü biz alabilsek. Kendi programlarımızı yazabilsek ve onları yayabilsek. Oraya geleceğim ama şuna ne diyorsun? Şimdi bu sosyal medya platformlarını veya da dijital aleme girmişiz. Ama bu sadece pratikte değil. Mesela özellikle gençler dedin ya. Burada kendilerini o senin söylediğin empoze edilen, dayatılan kültürle yönleniyorlar artık. Şu an o şey yok, dayatma yok artık. Yani dayatma dayatma şöyle bizim dedi. zamanımızdaydı. sunulan. evet sunulan onlar tercih ediyorlar. Şu an tamam. Mesela bir şey trend gün... oluyor hani tabirle söyleyeyim Şu anki akım oluyor güzel. ve herkes katılıyor Bak, değil mi? E, şöyle bir şey var. Bu yani. bir kültür Rıza'nın inşası Rıza diye bir şey var. Rıza Mühendisliği. Evet, işte. Ama evet. şöyle bir durum var. 70'ler 80'ler dayatmaydı. Evet tek kanal vardı, tek radyo vardı, tek televizyon vardı. Ne verirse almak zorundaydınız. Başka Şimdi yok. Şimdi tercih edebiliyor. Şimdi tercihler var. Yani Kapladık bu tamamen gençleri sevap. peki hocam? O gençler gitti artık. Gitti. <laughs> artık böyle bir e, sistem yok. Bakın. Hiç, dünyanın hiçbir yerinde yok. Amerika'da da yok. Yani Amerikan milliyetçisi olan gençler de yok. Amerika zaten kendi halkını cennetle ya da işte sevaplarla Allah'a yaranmakla şey yapmaz. Mesela vatanseverlikle o patriot dedikleri vatanseverlikle bir arada tutmaz. Mesela ismi söylemeyelim ama mesela Trump dedi ki bir sosyal medya gençlerin işte video çekip bunu kapatacağım dedi. Evet. Mesela o o yap malı olan. Ha, o evet. yap için mal olan dedi ki kapatamazsın. Hani bir, bir böyle bir atarlandı gücün yetmez tarzında. Çünkü gençlerin mesela yönlendirilmesinde küresel anlamda söylüyorum. Bu çok ciddi bir etkisi olan bir şey platform. Ya bu aynen öyle. Bu artık şey tamamen nefs ilişkisi. Siz hakikaten aileden çocuğa sahip çıkıp o iyi ile kötü kavramını bakın günah sevap demiyorum. Yani hangi dine inanırsa inansınlar. O erdemliliği ya da yani ahlaklı insan olmayı ki çocuğa iyi vermişseniz daha bebeklik çocukluk zamanlarında öyle de bir eğitim sistemi yapabilsek keşke yok maalesef ama yani bütün dünyada yok yani öyle de bir eğitim sistemi yapabilsek Şurada iyi ise iyi yapar, kötü yaptığını da telafi eder o, o genç çocuk ama biz şimdi onu maalesef şu an veremiyoruz. İnşallah bundan sonrası için olur. Biz kendi programlarımızı, kendi e, dijital ürünlerimizi yapıp kontrol edebilmemiz lazım. Aha. Yani ama bu kontrol şu değil, e, işte belli şeyleri yasaklamak ya da belli şeylere izin vermek değil. İşte bu bana uydu. Yani bu dünya hükümetleri açısından söylüyorum ya da bunu kontrol eden kimse. Yani o kişi de eleştirilebilmeli. Mesela Facebook'u yapan adamı eleştiriyorlar. Adam hiç gıkını çıkarmıyor. Kimseye de bugüne kadar ne cevap yazmış ne küfretmiş. Yani Facebook'u zaten... Ama bir şey yaptılar bu salgın döneminde. Ee, ciddi şekilde küresel sistemdeki dönen olayları anlatan mesela İngiliz David Icke diye birisi var. Evet. Facebook'tan bütün şeylerini sildiler adam. Şu, o olmamalı hmm. yani o olmamalı kişiler yani, ee, tercih edebilmeli. Sanal medyada çok ciddi bir sansür var. Şöyle bir şey olursa hocam artık hepimiz server'a kendimizi teslim ettik dediniz ya her şeyimiz buradan dönüyor ve yeni bu dijital e, yapıda e, ters gittiniz. Mesela bizi sosyal medyadan ya da dijital dünyadan sildiklerini düşünelim. Normalde siliniyoruz o zaman e değil mi şimdi? De silmezler. Mesela nakitsiz toplumda bu olacak. Ha mesela. Nakitsiz toplumda. Şimdi İsveç, Norveç, Danimarka'da 2030'a kadar bütün nakit tamamen kalkmış olacak. Hmm. E, hatta İsveç'te 900 e, banka var. E, bunun 600'ü e, sadece altın, platin, gümüş, paladyum ve kripto paraları kabul ediyor. Dolar, avro vesaire paraları, banknotları kabul etmiyor. E, şimdi siz bugün cebinizde kredi kartı var. Hmm. E, gittiniz Kredi kartını verdiniz. Çalışmadı. Tat tat gelmedi. Cebinizden nakdi çıkarsınız, ödersiniz. Evet. Peki nakit para kalktı ve bir tane çip var. Kuantum mürekkep üzerinden çalışıyor. Siz de biraz huysuzluk yapıyorsunuz. Yani küresel sistemi, ağları tenkit ediyorsunuz. E Dediler ki buna bir ders verelim hocaya. bir Sizin şey bir... <laughs> markete nöre, gittiniz. <laughs> yok para yapmadım. yok. Ondan sonra dat geldi. ikinci dat yok. Eller havaya. Aha, işte, ya, yani yani dediğiniz ya uzak. bakın şimdi o verdiğiniz örnekten yola çıkıyoruz. Bu adam bir şeyler yaptı Tabii. ve birden e, o Bunlar platform... filmlerinde yapıyorlar zaten. Ama platform... Bence öyle yapmayacaklar. Hı -hı. Tam tersi olacak. Bunlara her zaman kredi verecekler, borçlandıracaklar, e, istediklerini yaptıracaklar, tenkit de etse. Çünkü e, bu suç meselesini arttırır. Ve artık o kadar yoğunlaşır ki... Hmm. E, bu insan grupları sistem çöker sistemi çökertmemek için kontrol altında tutmalısınız yani kişinin sosyal medyasını silmeyeceksiniz o her zaman el altında olacak yani size en yakın kişi ikili de oynasa casus gibi düşünelim, ikili casusluk da yapsa sizin bilginiz kontrolünüzde ise ona onu o izni verirsiniz çünkü oradan da haber alıyorsunuz ama bu o, öyle bir o sistem. başlangıç geçici söyle mesela. Şu anda e, bir ara film vardı bir 10 yıl kadar önce. Azınlık raporu. Minority Report. Evet. Tom Cruise'un. Orada bir e, suç önleme birimi vardı polisin. Şu anda Google üzerinden e, CIA ile birlikte yapılan bir çalışma var. E, bu yazılımın adı Palantir. Palantir hı hı. Yüzüklerin Efendisi'nde her şeyi gören göz bir taş evet. vardı ya. Hı hı. Oradan geliyor. Kabala. Palantir yazılımında şu anda Almanya, İngiltere, e, Chicago ve Los Angeles'ta uygulanıyor eee tarıyorlar tarıyorlar tarıyorlar. Balantir yazılımı diyor ki hoca suç işleme istidadı çok yüksek. Hmm. Polis gel bakayım buraya. Ha, onun ihtimalini evet. de A A e niyet okuma. Niyet okuma. Niyet tabii. okuma. Niyet, okuma. Tabii, niyet okunuyor. Niyet okunuyor. O aynı yani, şekilde Angelina Jolie'nin bir filminde de tabii. vardı yani. Tabii tabii. Tabii yani bu, bu bu adım adım geliyor. Yani bu diktatörlüğün açıkçası elektronik sistemlerle büyük birader gözetleyecek ee, siz e, vatandaşlık maaşıyla karnınızı iyi kötü doyuracaksınız. Ondan sonra e, şöyle söyleyeyim. Eşinizle nasıl ne zaman birlikte olacağınıza bile onlar karar verecek. O yani zaman Bu antikadör... ilahi e, sistemi e, şey yapmak yani kendi üzerine almak. Aynen kendi üzerine almak. Şöyle Adam diyecek hocam? ki ondan sonra ben firavunum, ben ilahım diyecek. 10 <laughs> yılda bir pandemiler bizi bekliyor. Küresel sistem bir tıkanmada ve tedarik zinciri kopacak yağmalar. Evet. Şimdi bize bu yapı diyecek ki bakın hayat güvenli değil. Güvenli bir hayat istiyorsanız Sen gel gelin <laughs> bu sistemde olun işte size maaş verin ama karşılığında da sizden özgürlüğünüzü satın almak Tabii. istiyoruz. Dostevski'nin Karamazov kardeşler'deki en ilginç kartnal. Evet yani aslında giden nokta bu çünkü tüm bu hadiseler de aslında bunu gösteriyor. Aslında yani. biz zaten o noktadayız da bu farklı bir versiyona. <laughs> yok evet. şimdi bakın ee, özgürlük diyoruz değil mi? Özgürlük nedir? İnsanın e, başkasına zarar vermediği sürece istesin, istediğini yapması. Kim bunu yapabiliyor? Aileye yaranacaksın, kültüre yaranacaksın, etrafa çevreye yaranacaksın, çalışacaksın, ya, para kazanacaksın. O, hani onu o yapacaksın, doğal bunu yapacaksın. şey. Doğal, aynı şey o da doğal. Sisteme faydalı olacaksın, üreteceksin, çalışacaksın kuralların dışına çıkmayacaksınız bu, ama şu an beni yok. bir yere kadar kontrol ha, mahalle ediyor. Ama baskısıyla ha aile tarafından ya da arkadaşlar çevre tarafından ezilmişsiniz, vicdani bir ezikliğiniz olmuş. Ha da gitmişsiniz. Sistem hocam, tarafından ezilmiş. Somut bir misal vereyim. Ona yani. Charles Bukowski diyor ki şey. sigortalı bir iş karşılığında özgürlüğümü sattım Tabii. diyor. Yani şu o, o pesim pesimiz. Şu <laughs> anda nerede yani? Ona kalırsa şu öyle. Şu anda şeyde, Los Angeles'ta, New York'ta ve ama ilk kuruluşu e, Londra'daydı. Bir klinik var. Londra'daki klinikte sol tarafta e, genetik mühendisler, kan idrarı dışkı sağ tarafta tıp mühendisler veya biomedical Hı -hı. mühendisler. Siz bir masanın üzerinde yatıyorsunuz. E, sizin e, tıpkı otomobili götürüyorsunuz servise Hı -hı. bir e, direksiyonun altından bir kabloyu çekiyorlar, Hı -hı. bilgisayara Hı -hı. bağlıyorlar, tıkır 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 falan diyorlar ki bu, bu parçalar değişecek veya şöylesi böylesi aksırıyor tıksırıyor diyorlar. Şimdi... Bu e, klinikte aynen böyle bir test yapılıyor size. Sizi orada 5 gün misafir ediyorlar, yediriyorlar, içiriyorlar. Tabi hedayesi 188 bin pound. Oo, evet. ciddi para. Evet, tabii bu iş <laughs> için. Ya, e, biyolojik eşitsizlik geliyor evet. zaten. Yapılan o 1978 Washington mutabakatıyla insanlığa bir e, ekonomik e, eşitsizlik ve adaletsizlik yapıştırdılar ve bugün de genetik çalışmaları Ama canım, zaten, da bunu gösteriyor. Parça değişimi yapılacak. Bakın bizim ülkemizde yani e, 30 gün sigorta ile aileniz, çocuğunuz, çocuğunuz, eşiniz, hatta annenizin, babanızın yoksa o dahil, kız kardeşiniz bakılabiliyor. Ve bütün birçok şey. Yani kanser tedavilerine kadar. Bu sadece bizim ülkemizde var. Dünyada o, bu, tek. Bu değil, onu kastettim o değil. Yani şu an zaten biyolojik eşsizlik o, o, Amerika'da bile var. Sigortanız o, yetmiyorsa o, bakmıyoruz diyorlar. Hayır, Kusura bakmayın diyorlar. O değil kastı. Şimdi CRISPR 9 diye bir gen sistem, evet. sistem tanrı geni diyorlar buna. Hı -hı. Yaklaşık 9 yıl. Genetik kodlama Tabii, yapıyor. Tabii genetik. Şimdi gidiyorsunuz orada testlerden sonra siz evet. çocuk siparişi veriyorsunuz. Hı -hı. Mavi gözlü veya siyah gözlü. Efendim senin benim gibi saçlar az değil gür olan Hı -hı. saçları. Ondan uzun sonra, boylu, uzun boylu. güzel. Efendim, Zeki. Şimdi e, bu, bu, bir tasarı değil değil mi? Bu olan bir şey. Olan bir şey. Değil. Değil. bu kökenleri var. Tarihi kökenleri bunun. Yunan devleti Sparta'da var, hı hı. Atina'da var, Roma'da var. O Öjeni tabii. Bin, bin, <laughs> 1907'den beri de Amerika'da var. Hitler evet. bunu uyguladı. Evet, ee, İsveç 200 bin e, Çin yeneyi kısırlaştırdı. Bunlar adamlar hı. ustaca uyguluyorlar. İşte bu yapı içinde mesela e, sinema oyuncusu Hollywood yıldızı Angelina Jolie gitti. Bu laboratuvara 188 bin pound ödedi. Sonuç çıktı %77 meme kanser olabilirsiniz. Gitti kadın memelerini aldı. Ha, evet değil mi? Evet. Doğru. Şimdi böyle bir yapı geliyor. Bu yapıda zaten 1980 yılında da e, Amerika'da, Georgia'da e, bir Albert'in Albertin e, Alberta'da derler bir şehre Georgia Guidestone diye bir anıt dikti bu adamlar. Hı hı. E, bu anıtı e, 12 dilde. 4'ü ölü, 8'i yaşayan dilde. Bu 12 dil, 12 İsrail oğulları kabilesi mi onu sevgili seyircilerimizin hı hı. takdirine bırakıyorum peki ne var bu 6 sütunluk şeyde anıtta zaten dikilen yer özellikle özelliği hı hı. olan bir yer masonik ritüeller açısından 10 emir var peki 10 emir Musa'nın 10 emri mi onu da bilemem ama 3 emrin 3'ünü söyleyeyim 1. dünya nüfusunu 500 milyona indirin 2. din gelenek görenekler bum. 3 küresel bir adalet ve yargı merkezi kur. Evet. Ya evet. Bu yola doğru gidiyoruz. Zaten bu konuda da hem Amerikan şirketleri, şimdi bu Çin'i de ayrı tutmayalım. Çin'deki şirketler de bunlarla ortaklar zaten. A, tabii ya da Ruslar tabii. Tabii. aynı şirket. Aynı zaten Çin. Şimdi, tabii ya şimdi Rus milyarderlerin şirketleri Rusya'da falan Rusya'ya mal satarak mı para kazanıyorlar? Öyle ya. bir şey yok yani. Bunlar hepsi İsviçre bankalarında paraları olan. Ya buna... Avrupa, Asya, şey Afrika, hocam, belli ülkelerde olsalar bile Bunlar milliyetsiz. Ulus üstü Ulus üstü bunlar bir tabii bir bunlar milliyetsiz. Abi. Bunlar belli bir grup en çok biz kazanacağız, biz yöneteceğiz diyen kişiler. Fakat e, bu sistem işte çöküşe gidiyor ya. Şu sanal para işi aslında bunların elindeki parayı eee kontrolünü değiştirebilir. Yani öyle bir e, bu dediğimiz Galata bankerleri gibi ya da Siyonist bankerler belası şu an hala devam ediyor. Şimdi bunlar sanayi sahibi de oldu. Bu sistemi değiştirebilir. Çünkü sanal parada bir sahipsizlik olayı var. Yani kimse sahibi değil diye bir sistem var. Hadi o sistemleri çöpe attılar. Bir şekilde engellediler. Onların alışını, satışını yasakladılar. O olabilir. Devletlerin elinde eğer sanal paralar olursa ve bunu hakikaten devletler kendileri kontrol edebilirse çok basılı para olayından kurtulacakları için ve sistem çökeceği için bir ee, onların elinden kurtulma gibi bir Durum söz konusu olabilir İnsanlar bir refah ferah kavuşur ama bu dijitalleşme biyoteknoloji işte robotik teknoloji falan bunlar devam edecek yani bunların alımı satımı e, yer yüzünden kalkacak da biz 1960'lara dönecek falan değiliz öyle bir sistem yok hı hı. yani uçan arabalarından tutun savaşan robotlara falan filan yani bu dijitallikle bunun, tabii, gideceğiz bunu, yani. yani Tabii bunun geri dönüşü yok artık yani hı hı, o, o geri dönülmez bir süreç yani yeni sistem yeni hı hı. dünya yeni çağ bunu gerektiriyor yani bu Allah'ın eliyle yapılan bir dönüşüm İnsanlık tekrardan bir e, çağa atlıyor. Yani Ama önemli virüs olan kimin kullandığı çıkıyor. değil mi? İşte bunun kimi, kimin kullandığı, kimin ürettiği, kimin kontrol ettiği. <laughs> yani burada siz de karşı atakta olmalısınız. E şimdi gelip siz bana bir kötülük yaparsanız ben kendimi hiç savunmasız bırakırsam rahatlıkla yapabilirsiniz değil mi? Ama e, ben önlemlerimi alırsam ona göre siz bana kötülük yapamazsınız. Uğraşsanız da olmaz. Bu aynı sistem o şekildedir. Bütün insanları kontrol etmek istediğiniz kadar e, isteyin. Elinizden gelen e, elinizden gelen bütün teknolojileri kullanır. Siz ona göre önlemlerinizi almışsanız, bu birimleri kullanmışsanız, çocukları ona göre yetiştirmişseniz buna engel olursunuz. Bir de ben şeyi söylemek istiyorum. Şimdi bu CRISPR teknolojisiyle alakalı bu e, isperçenet balinaları 200 yıl yaşadığı için memelilerden memelilere e, genom transferi yapabiliyorlar. Hocam e, onlardan 200 yıl yaşamakla alakalı insan şeyine, embriyosuna enjekte edilmesi. Bunu araştırıyorlar. Bir domuza insan genomu şey yapabilmişler yani DNA'sını değiştiriyorlar. Domuzda insan şey üretmek. Organları, kalp, karaciğer, akciğer vesaire gibi onu üretmek. Bir de şey var bu salgınla alakalı. Şimdi Amerika'da şeyde bu 20 Ağustos'ta yayınlanan bir haber ve şey Amerikan şeyi tarafından e, Florida eyaleti tarafından yayınlanan bir haber. Zika sarı humma hastalıkları taşıyan 750 milyon genetiği değiştirilmiş sivrisinek bu Florida Keys adalarına gönderilecekmiş. Orada salı verilecek. Sivri sineklerin Sivrisineklerin genetiği değiştirmiş ve bu hastalıkları taşıyor. Brezilya'yı perişan ettiler onunla. Hı. Buradaki amaç da şuymuş güya öyle söylüyorlar. Bu sivrisineklerin larvaları bir sonraki yani e, şey e, doğumdan gelen larvaları olgunluğa erişmeden ölüyorlar. Ve böylelikle biz sivrisinek popülasyonunu orada indireceğiz diyorlar. Ama şimdi 12 Eylül dünün haberi var mesela. Louisiana'da bu fırtına oldu ya fırtınadan sonra... E, e, Will Plate bölgesinde Kan emici sinekler yüzünden birçok vahşi hayvan ve şey... At. E, at, aynı zamanda şey, inek, öküz vesaire hani evcil hayvanlar ölmüş. Yani... Bakın sinekler o kadar yoğun bir Tabii. E, sürü halinde gelmişler Tabii ki. ya kontrol edemezlerse. işte, bu i̇şte kontrol edilmemiş e, hali. Yılgeç Vakfı'yla onu e, Belediyeli'ye evet. denediler. Belediyeli'ye perişan etti. Jurassic Park'ta öyleydi yani Tabii. kontrolü dinozor üreteceğiz diyorlardı ama diyor ki bir şekilde bozuldu düzen. Yani doğa kendi yolunu bulur. Şimdi bizim bunlara da önlem almamız lazım. Yani e, bir sonraki savaş bunlarla gelecek. Düşünsenize sinekler geldi hepimizin kanını emdi öldük. Yüce Kur'an'da var. Bunlar e, Allahçılık oynuyor, Tanrı'nın oynuyor. Yani e, bunlara da önlem alınması lazım. Yani karşı genetik projeler üretilmesi lazım. Şöyle bir şey var. Demin dediniz de, biyolojik eşitsizlik. Hocamın o klinikte evet. bahsetti. Mesela şöyle çalışmalar da e, yapılıyor. İnsanın kendi kök hücresinden e, o hani domuza insan e, embiyonu evet. e, koyup işte yedek parça üretmek. Aynen, yedek parça. Mesela e, insanın kendi karaciğeri ya da işte diğer tabii. organlarından da bir yedek parçası ve bunlar saklanacak. İşte Bozun'da o klinikte e, arabanın parça değişimi gibi o çıkarılıp but atılacak diye. Şimdi bu, bu çok... Ama bunlar kime yapılacak? Bize kime değil tabi ki. Işte e, 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 188 bin pound dedim ya. Yani abi. şu e, Rolls-Royce'lerin <laughs> en son 120 yaşında ölen kaç tabii, defa kalp tabii. nakli olmuş, böbrek nakli olmuş vesaire. O ona takacaklar sürekli. Tabii. Bir de yaşlanma genini uzatmak istiyorlar işte o isperçanet balinasıyla. Bunu aynı zamanda uzay çalışmalarında kullanacaklar. Yani uzayda insanın daha uzun süre yaşaması ve belli yerlere gidebilmesi. Mesela bunun bir sonraki aşaması şu. Mesela deniz altında nefes alabilen insanlar, işte 2-3 bin metre dalabilen balinalar gibi dalabilen insanlar, yani biyolojik varlıklar. İşte ne bileyim uçabilen, belli bir mesafe uçabilen insanlar, işte volkanlara dayanıklı ya da Mars'ta nefes alabilen insanlar üretilecek. Şimdi bu çok Fiyolojik ilginç. Biyolojik insanlar. Ee, hani Genetik bazen izleyenler bu tasarıları ya da atılan ilk adımları duyun da ya o kadar da değil abartmayın. Ama mesela işte e, günümüzden 100 sene, 150 sene önce birileri çıkıp deseydi ki kardeşim, 100 sene, 150 sene sonra ölmüş bir insanın yüzünü başka birine nakletecekler deseler, 150 sene önce de insanlar ya abartmayın o, o kadar da değil derler. Ama Jürgen ay hikayeleri biliyor. Ha ya da ama bugün oluyor bunlar evet. ve biz gayet televizyonlardan izleyip bravo diyoruz. Sen yani normal karşılıyoruz. çünkü bilim çok hızlı gelişiyor ve dediğiniz gibi bunun başka kullanılması yani bunun bir de biyolojik eşitsizlik. Parası olana yedek organ ve biz bunu değiştiririz. ve Getirildiği zaman işte dünyada kurulmak istenen düzen... Ee... Sosyoteknopot <laughs> dediğimiz bir düzen. Yani yarı insan, yarı ee, robot mekanizma. Bunu da genom ve biyoteknoloji üzerinden yapacaklar. Zaten ee, işte önümüzdeki ee, belki 50 yılın, 100 yılın en önemli şeyi... Ee, biyoteknolojik diktatörlük. Yani şejitalizm evet. Hocam mesela hani kolundan sıkıntılı tabi, olan birine artık şey takıyorlar. Ee, mekanik bir sadece değil böyle elek, kablo elekt, elektronik ha, protez. Biz elektro, o, elektronik. o protezler yani o evet. evet. hocam? Hocam o protezler evet. çok masum. Evet. Hani diyelim masum başlayıp ba masum başlayacaklar ve insan. Bir de tabu bu işin bir ekonomik tarafı var. İyi e, ilaç şirketleri Mesela artık antibiyotiklerden falan para, para kazanamıyor. Antibiyotiklerin insanları mahvettiği ortaya çıktı. Evet. Şimdi e, hı hı. yeni nesil e, biyoteknolojik ilaçlar inanılmaz pahalı. Bir dozunun bir dozunun 10 bin dolar olan yeni kanser ilaçları var. 10 bin dolar. Bir tek doz. Böyle ilaçlar var. Bu, bu ilaçların sayısı artıyor. Hı hı. Zaten e, ilaç şirketlerinin ismini söylemeyeyim. Şimdi adam Tabii. diyor CEO'su. Valla bizim derdimiz herkesi iyileştirmek falan değildi. değil, mi? biz parası olanı iyileştirmek Mikel evet. mükellefiz diyor yani. Hocam e, Profesör Doktor Alparslan Demir çok kıymetli dostum İyi yayınlar diliyor. teşekkür ediyorum kendisine bir soru sormuştu günümüzde yaşanan salgın hastalığın sanal para sistemine bir alakası var mı? Yaşanan bu salgının Sanal para sistemine olumlu ya da olumsuz etkisi olmuş mudur? Şimdi pandemi dediğiniz gibi pek çok şey ayrıştırıcı katalizör tabii. oldu. Ee, pek çok dönüşüme mesela sanal para hemen, ile ilgili. Tabii bu. hemen hocama söyleyeyim. Elimdeki bir okur musunuz kitabı? Sanal Para, Legodim ve Sentetik İnsan. Eee yıl başına doğru çıkacak kitap. Ah, çok iyi üçtekisini yazdım. Ben. Hı hı. Şimdi Hayırlı olsun. Kim ne derse desin. Şu andaki kavganın birinci maddesi İngilizce'de bir deyim vardı. first of all derler, hepsinin evet. birincisi bir küresel sanal para patronu. Evet. Küreselciler bunu Çin merkezli yapmak istiyor. O Amerikan milliyetçileri de bu işi dolar üzerinden götürmek istiyorlar. Çünkü e, neden dijitalizmi, e, uydu işte 42 bin e, uydu atmaya evet. çalışıyor top büyüklüğünde, Hı -hı. E, neden köylere elektrikleri Afrika'da götürmek istiyorlar. İnternetin kendi halinde hmm. ulaşamadığı hiçbir yer bırakmak evet. istemiyorlar. Zaten 5G, 6G, 7 g geliyor. Bu hmm. noktada sizin zaten giydiğiniz sizin şansınız da olmayacak. Her Hepimiz ya da dünyanın her köşesi sisteme böyle mi davranıyor? Evet. Üzerinizdeki ceket zaten doğrudan doğru sizi internete bağlayacak. Evet, nanoteknolojik ürünler olacak. Nanoteknolojik hmm. ürünler olacaklar. Hmm. Evet. Hmm. Onun için e, paranın Birinci şeyde temeli, e, Lidyalılar parayı bulduğunda e, temel iki şey değişti. Bir, insanlık tarihine, affedersiniz, e, fahişeli ve kumarı hediye ettiler. Hı hı. E, arkasından e, bu sikkeydi, e, kağıt paralarla artık... E, In, sayısız, im, yani kontrolsüz bir para basımı geldi özellikle hı hı, 1971'den hı. sonra. Bugün de sanal para ile önümüzdeki 25-30 yıl sonra we are sorry, özür dileriz diyecekler. Çünkü e, şimdi millete e, blok zincir diye bir şey var. Blockchain diye. Bunun üzerinden sistem çökmez etmez. Diğer de şifre varsa, evet. kranı da var. <laughs> kranı, <laughs> kranı da var. Sonra hmm. 25-30 yıl geçecek bir aradan bir sabah uyandığımızda diyeceğiz ki vallahi özür dileriz. Bütün sistem çöktü. İki öküzün var, iki öküzün. Efendim bir evin var, bir evin. İki, 500 metrekare domates tarlan var, onunla kalıvereceksin. Evet. Allah uzun ömür versin gençlere. Görecekler bunu. Görecekler. Yani o anlamda e, ben önümüzdeki dönemde bir kez daha altını çiziyorum. Türk milletinin bekası için, insanlığın bekası için bu meselenin temeli kendi milletimizi doyuracak suyunu içirecek ilacını verecek bir sistemin kurulması lazım. Aksi Hı. takdirde küresele çeteye yem oluruz. Yani reel varlıklar evet, e, sadece bu, yani. bu dalga geçtikten sonra e, yani Hocama kıymet kazanır. Lütfen. ek yapayım şimdi bu şuna da evrilebilir. Eğer biz bu küreselcilere bugünden engel olursak ya da önümüzdeki dönemde engel olursak bu bu sefer öyle bir hal alır ki bütün insanların hakikaten refah içinde yaşadığı uzaya gidip hani kimsenin maden, enerji vesaire derdi olmadığı, hibrit tohum yemediği, sağlıklı yaşadığı bu dünya herkese yeter çünkü. Bu dünya yani 9 değil 19 milyar da olsa 190 milyar da olsa yeter. Yeter ki israf etmeyelim. Yani israf ettiğimiz sürece biz kaybediyoruz. Zarar verdiğimiz sürece zarar görürüz. Zarar vermeyelim, herkes kendi ihtiyacı kadarını yapsa, geri kalanını bıraksa zaten problem kalmayacak. Günde yediğin üç öğün yemek ya da bir öğün yemek yani ne olabilir ki? İçtiğin yani bir litre su. Şimdi o zararları telafi edebilecek de bir yapı kurulabilir. Zaten bugün e, son raporlar evet. dünyada e, açlıktan ölenden daha fazla... E, kilo olan aşırı beslenmeden, beslenmeden, beslenmeden ölenler, ölenler var. Yani şimdi işte biz oraya da evrilebiliriz, oraya da dönüşebiliriz. Yani bu iki e, tam bir yol ayrımındayız. Yani bu yol ayrımında kötü niyetlileri baskıladık. Şu ana kadar işte bu e, 200 yıldır diyelim, hani maksimum Tabii, 200 o, yıl. Yani. %60'a %40'ız. Yani kötüler %60 üstü. Bu zaten hiçbir zaman %70'e %30 olmaz. Yani o kıyamet şartları demektir yani. İyiler de hiçbir zaman %70'e %30 olmaz. Değişiyor bu böyle. Arada kalkıyor oynuyor ama maksimum 60'a 40 bandında oynuyor yani. Zaten orayı biz artık dönüştürebilirsek o zaman işler değişiyor. Yani yani dünyadaki her değişim ve dönüşümü çok şeytani algılamamak da lazım. Bu insanların tavırlarına bağlı. Aynen öyle. İnsanlar hak edişe bağlı. Süreci hak edişe bağlı. okuyup yönetebilirlerse Aynen. E, dönüşümü çok e, Şöyle söyleyeyim tabii olumlu anlamda, yararlı şeyler, şer e, Şerleri hayra eyler, hayırları da şere çevirirler. Değişim yani. min, e, lokomotifi e, aslında e, bir avuç elit. Hı hı. Yani Bilim, biraz önce de söyledik, bu adamların kontrol altında. Hı hı. Mesela isim veremem ama Amerika'dan bu genetik ve tıbbi çalışmalar yapan, mühendislik çalışmaları yapan akademisyen, arkadaşlarımın söyledikleri, hocam, öyle projeler var ki, işte falan şirket, ilaç şirketi, ediyor diyor, çıkan sonuçları bu, bir profesör arkadaşım aynen bunu söyledi. Hocam vicdanımsız diyor, vermek istemiyorum diyor ama bu projeyi finanse eden onlar diyor. Evet evet. Sonucu vereceğiz diyor. E, tarih boyunca gördük ki e, küresel elitler kendi menfaatleri söz konusu ise hiç acımıyorlar insanla. Evet. Bugün de bakıyoruz ki bu adamlar e, ki ben yıllardır yazıp çizdiğimde şunu söylerim. Amerika uyanmadan e, başkalarının uyanması yeterli değil yani Amerikan Hı. toplumunun evet. uyanması lazım. E, 2008'den bu tarafa Amerika'da çok ciddi bir uyanış var. Onu soracağım Amerikan toplumunun bu işleri okuması nasıl? E, ciddi bir uyanış var hocam. E, önce tabii tabi e, ortada lokomotif e, vatanseverler var onların uyanmasıyla toplum giderek mesela e, Amerika'da bir bu e, Jeffrey Epstein çocuk istismarı ki e, 2019 yılında Amerika'da e, kaybolan e, çocuk sayısı e, 424 bin Hı. adet. Evet 424 bin adet çocuk kayıp. E, buradan e, bu e, hadiseye karşı bir Q hareketi gelişmiş durumda. E, bu içinde çok ünlü sporcular vesaireler de var yani. Ünlü insanlar da var. E, bu anlamda Amerika'da bir var olma yok olma mücadelesi. Ee, tam bilmeyen izleyenler için Q hareketi tam olarak nedir hocam? E, Q hareketi bu çocuk istismarına Amerika'da e, yanılmıyorsam 1987 yılında olacaktı. Notlarımda vardı ama getirmedim. O e, kaybolan çocuklarla ilgili Amerikan Kongresi'nden bir kuruluş e, kuruldu ve bu e, yasal bir kuruluş. Bunu destekleyen e, bir hareket yani Çocuklara e, mesela e, sinema oyuncusu Sandra Bullock bir yıl önce e, gaf diyor bazıları ama gaf falan değil bilerek söyledi. İşte e, ben e, yüzüme dedi e, çocuk derileri işte evet. e, zerk hmm. ettiriyorum işte e, Korelilerin Epitel çocukların e, pipilerinden de. falan filan hmm. ama bunun kökenleri var. Bunun kökenleri Karanlık e, tabii e, Aztek kültürüne kadar gidiyor. Aztek kültüründe Yunan e, Sparta kültüründe var. E, güzel çocuklar 0-6 yaş grubundan çocuklar e, Aztek kültüründe e, rahipler tarafından o günkü seçiliyor. Bugün de e, mesela e, bir e, internet portalı yayın yapan Evet sosyal durum... medyada konuşuldu tabii yani ha, Bunlar bir skandal. konuşuldu. Evet. Mesela e, Başkan Clinton'ın bu Epstein'in e, bu adasana 21 kez gittiği, Hı -hı. işte Trump'la resminin çekildiği ama dikkat et Trump'la bir sefer resmi çekilmiş. sürekli onu gündeme getiriyorlar ama mesela bu e, Biden'ın da oraya gidip geldi ve e, önümüzdeki dönemde e, ki bunun özelliği şu. Genç kalmak için bu Hollywood sinema, müzik, finans endüstrisinden insanların e, tecavüz ve işkence seansları. Bunu anlatmak bile iğrenç. Eee en sesinden kan alınarak bu kanları içtik. Korku filmi gibi yani evet. ama bunlar çünkü bunlar konuşuldu Amerika'da yani açık yazılıyor. Tabii, tabii. Bunu e, sevgili seyircilerimiz merak ederse e, ünlü sinema oyuncusu Nicolas Cage'in 8 mm 8 milimetre diye bir filmi var. O filmin son bölümlerini seyrettiklerinde şöyle bir replik vardır orada. Neden bunu yapıyorsun? dediğinde parasın parası vardı ve hakkıydı diyor. Evet, sanırım sistemde yapıyı böyle kurguluyorlar. Tabii, tabii. Peki o zaman şimdi çok az 3-4 dakikamız kaldı programımızın. Tabii, hayır, mesela hayır. gerçekten önemli noktaları konuştuk. Eee Ulus devletlerin ve söylediğiniz gibi e, hani küreselcilerin arasındaki bu çatışma önümüzdeki günlerde biraz daha evet. e, Amerika başta olmak üzere dünyaya yayılacak. E, belki son cümleleriniz olarak herhalde bizde hani e, bir erdemliler hareketi. Evet. Yani dünya insan Hazreti Peygamber'in daha evet. Risaleti gelmeden önce bir hülfül fudul vardı ya evet. insanlık olarak da belki bunlara karşı evet değişime dönüşüme karşı durulmaz. Ama onu nasıl yönlendirdiğimiz önemli. Kesinlikle. Bir türlü bir insanlık olarak bütün dünyada bir erdemler harekette başlatmak lazım diye düşünüyorum Ne diyoruz. Kesinlikle bir bunu He. yapmamız lazım. Ee, bu biz artık önümüzdeki 50 yıla kadar çıktık ama e, önümüzdeki 4-5 yıl için en azından 2020-2023 civarına kadar yaşanacak ekonomik ve sosyal krizlerde özellikle Amerika, Avrupa, e, Çin, Hindistan gibi yerlerde yaşanacak krizlerden dolayı bu bize yarayacağını düşünüyorum. Bizi teğet geçecektir. Onun da sebebi yani işareti şu alamet fahrikası Ayasofya'nın açılması çok büyük bir işarettir. Bu işaretle Allah'ın yardımının ve merhametinin bizim yanımızda olduğunu gösterir. Bu sebeple de önümüzdeki dönem ekonomik ve sosyal krizlerden çok fazla dünya kadar zarar görmeyeceğiz. Bu pandemi de geçtiğimiz dönem gördüğümüz kadar etkili olmayacak. Türkiye için söylüyorum bunu. Avrupa, Amerika ve diğer ülkelerde olabilir ama Türkiye biraz daha hafif geçirecek bu sıkıntıları ve 2022 gibi Ege'de Midilli'den başlayarak hatta Bozca Adanın altından Midilli'den başlayarak Girit'e kadar o kos vesaire falan bütün adaların kontrolünün fetih demiyorum bakın kontrolünün Türkiye'ye geçeceğini düşünüyorum ben enerji devi olacağımızı yani Akdeniz'de ve Karadeniz'de Ege'de özellikle bulunacak gazlarla ya da işte petrollerle. Enerji devi olacağımızı düşünüyorum. Bu iş bize e, yani dünyanın bu halinin e, bir bakiyesi olarak bize biraz daha e, şey olacak. Yani faydalı olacak. Herkes kendi işiyle uğraşırken bizle uğraşmayı bırakacağı için biz biraz daha rahat edeceğiz. Ekonomik anlamda da çok fazla böyle problem yaşayacağımızı düşünmüyorum. Yani 2008 krizini nasıl atlattıysak bu krizi de öyle at atlatacağımızı düşünüyorum. Ee, biz öyle, özellikle kendi <laughs> kişisel halimize bakıp iyiliği, doğruluğu, ahlaka elimize almamız lazım. Ve e, birbirimize öyle davranmamız lazım en azından. Yani Bir dakika şimdi, hocam. Şimdi bir dakika. Tabii ben zor. inşallah kardeşimizin dediği olur. Ee, ama ben o kadar iyi niyet e, şeyde İyimser e, diye umutlu. Ya, umutsuz değilim ama bir ağır bedel ödeneceği kanaatini taşıyorum. Çünkü İslam dünyasının problemi e, imanımış gibi yapıp evet. aklı da besliğe rastmış olması. Batı imansız aklıyla Müslümanları perişan ediyor. Bu anlamda e, yeni medeniyet hareketleri adab, edep ve erdem ister. Bugün baktığımızda çok acı bir şey söyleyeyim. Ben e, 15 yıl kadar Kanada ve Amerika'da kaldım. Çok kısaca toplar sokacağım. Süremiz evet. bitiyor. Süremiz bitiyor. Evet. <laughs> e, ve e, 10 yaşından beri de e, oruç tutan, cuma namazı kılan bir Müslüman Türk akademisyen olarak şöyle söyleyeyim. Eğer bir gün Kanada ve Amerikalılar kelime-i şehadet getirirse biz Müslümanların %99'u cehennemin dibine gideriz. Hı. Ne demek istediğimi herkes anlasın. Evet anladım. <laughs> Her ikisini birleştirmek lazım. <laughs> Kıymetli konuklarım çok teşekkür ediyorum. Teşekkür çok sağ ederiz. olun. Çok önemli bilgiler verdiniz. Dünyanın değişim ve dönüşüm eşiğine biz de tarihten yakın tarihimize bakmaya evet. çalıştık. Çok teşekkür ediyorum. Kıymetli izleyenler bu haftalık bizden bu kadar. Bambaşka bir pencere açmaya çalıştık sizlere. Haftaya başka bir konu ve konuklarla karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın.